İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Hafta içerisinde çok özel bir yayınımız ve çok çok özel bir konuğumuz var. Benim mesleki kariyerimde de benim için çok çok anlamlı, Beyaz Futbol programı için çok çok özel bir isimle karşınızdayız. Sayın Ahmet Nurçebi, Beşiktaş Kulübü'nün çok değerli, çok kıymetli başkanı. Sayın başkanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Öncelikli olarak sizin nezdinizde değerli hanımefendinin de başı sağ olsun. Geçen hafta programımızda olacaktınız ama kıymetli kayınpederinizi kaybettiniz. Başınız sağ olsun. Evet, böyle bir durum oldu. Özür dileriz. Yani uygunsuz bir zamana denk geldi. Kusurumuza bakmayın. Estağfurullah. Biz acınızı paylaşıyoruz. Çok çok da üzüldük. Çok da mesajlar aldık. Size de iletmem gerektiğini söyleyen birçok Beşiktaş taraftarı lütfen baş sağlığıyla başlar mısın diye yazanlar da oldu. Sağ olsun. Değerli hanımefendiye de çok saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Başınız sağ olsun diyelim. Nasılsınız Sayın Başkanım? Yorgun i̇yiyiz, musunuz? Biraz yorgunuz ama iyiyiz. İyi olacağız inşallah. İyiyiz. İçeri girerken Sayın Başkanımızı Beyaz TV'den içeri alırken, ağırlarken arabadan indi. Her zamanki gibi coşkuyla, işte güler yüzlü. Yağmur yağıyor. Dedim ki Sayın Başkanım, şemsiye tutmuyorsunuz. Olsun dedi. Yağmur berekettir. Ara sıra ıslanmak lazım dedi. Ama o cümlenin altı bayağı bir dolu Sayın Başkanım. Yani ben evet, sizi tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Yağmur var, kar var. Hepsinden nasibinizi alacaksınız. Hayat budur. Güneş de var. Evet. Hayat böyle yaşanacak ve böyle gidecek. Allah herkese namusuyla, şerefiyle yaşamayı nasip etsin. Amin, amin. Amin. Sayın Başkanım, öncelikli olarak şunu soracağım. Amili futbol takımımız büyük bir başarı elde etti. Almanya'ya gidiyoruz. Montella yönetiminde. Duygularınızı bir alalım öncelikli olarak. Neler söyleyeceksiniz? Ya, milli futbol, takımla ilgili olarak. Futbol kitlelerin çok büyük bir eğlence kaynağı ve keyif aldığı bir olay. Ve milli takım hep bizim milli takımı. Tabii başarıları bizim için çok önemli. Sıkıntılı anlarınızda bile o atılan goller, o milli takım formasındaki coşku beni de herkes kadar etkiliyor. Mutlu oluyorum. Tebrik ediyorum hepsini. Çok güzel. Sizi etkileyen isimlerden birisi Kenan Yıldız oldu mu? Evet, o da Salih Özcan, Kenan, hepsi çok değerli hepsi çocuklar. Hepsi değil mi? Evet. Evet, iyiye doğru gidiyor Türk futbolu. Daha iyi olacak inşallah. Peki Sayın Başkanım, bu akşam size her soru sorabileceğimi, ben Sayın Başkanım'la telefonda da konuştuğumda kendisi dedi ki her soruyu sor, hiçbir şeyden çekinme, her şeyi sorabilirsin, taraftarlarımızdan gelen soruları da sorabilirsin. Ben de teşekkür ederim kendisine, Sayın Başkanımıza. Şunu söyleyeceğim, sizce Beşiktaş nasıl? Şu anda Beşiktaş nasıl? Yani Beşiktaş bu an için futbolda sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Maalesef istemediğimiz, beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Tabii ki üzgünüm, daha iyi olmasını çok arzu ederdim. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki bu futbol takımı daha lig bitmedi. Nereye geleceğini zaman içerisinde göreceğiz. Ben oyuncularımın başarılı olacağına inanıyorum. Çok zor bir fikstürle başladık. Çok büyük bir şanssızlığımız da oydu. Birçok zor deplasmana gittik, geldik. Diğerleri bu hususta bizden daha avantajlıydılar. Umarım ki bu zor fikstürün bitip daha bir rahat fikstürün başladığı bir süreç yaşarız. Çünkü seyahatler çok üst üste geldi. Yani Buruç'a gittik, geldik. Trabzon'a gittik, geldik. Adana'ya gittik. Galatasaray zor bir deplasmandı. Dolayısıyla bunların hepsinin üst üste geldiği bir süreç yaşandı. Diğer takımlar biraz daha bu hususta rahattılar. Siz de fikstürü değerlendirebilirsiniz. Umarım inşallah daha rahat bir fikstürde, takımın daha oturmuş haliyle, yeni bir kan değişimiyle bu takım çok daha iyi olacaktır. Biliyorum kötü giderse benden, ama iyi giderse de benden olduğunu lütfen artık kabul etsinler. Ben oyuncularıma güveniyorum. İyi günler gelecek. Sayın Başkanım, bu süreçte oyuncularınız arıyor mu sizi? Hepsiyle hemen hemen görüşüyorum. Gidip geliyorum yanlarına zaten. Yani biz nizamiyedeyiz zaten. Nöbetimizi devredene kadar hepsiyle ilgilenmek benim vazifem. Öyle bir algı var şu anda. İşte ya Sayın Başkan neden Avrupa'da deplasmana gelmiyor? İşte diğer deplasmanlara niye gelmiyor? Ya da şöyle sorayım. Niçin Sayın Başkan kendisini göstermiyor 2 Aralık kararından sonra? Şimdi daha doğrusu kongre kararından sonra. Tabii ki yani sonuç itibariyle ayrılmaya karar verdiğiniz yerde ben takımla arkadaki görüntümde devam ediyorum. Baskette devam ediyorum, güreşte devam ediyorum, kasamda, masamda her şeyimde görevimi yapıyorum. Ama sadece o seyahatlere şu an için katılmayı kendim istemiyorum, açık söyleyeyim. Çünkü kırgınlıklarım var ama görevimi fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Gündeme geliyorsunuz, öne çıkıyorsunuz, niye buradasınız diyorlar. Konuşuyorsunuz, konuşma diyorlar. Konuşmuyorsunuz, niye konuşmuyorsunuz diyorlar.
Bu süreci de ben şahsım adına böyle geçirmeyi düşünüyorum. Daha sessiz, sakin. Gündemin daha çok yeni adaylar üzerinde yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ben son saate kadar yine de aynısını yapacağım. Bütün futbolcularımı otobüse tek tek bindiriyorum. Maçlara gitmediğim anlarda bile hepsini otobüse koyarak, kendilerine başarı dileyerek, kendilerine konuşarak gönderiyorum. Vazifemi dört dörtlük yapıyorum. O konuda kimsenin bir tereddütü lütfen olmasın. Şöyle söyleyeceğim. Tabii bunlar önümde hepsi belgeli olduğu için söylüyorum. Bir gazeteciyim sonuç olarak ben. Şu anda stat çalışanlarından tutun, kulüp çalışanlarının hepsi, ya bir gün bile biz çünkü sordurduk. Ben dedim ya her şeyi soracağım. Bir gün bile maaşımız aksamıyor. Daha önce 5 ay maaşları alamıyorduk ama şu anda bir gün bile maaşlarımız aksamıyor. Sayın Başkan sürekli olarak soruyor. Ama bundan sonra ne olacak, ne olur diye bize bile soranlar var. Bu soruyu size sormamızı istediler. Yani maaşlar konusu, işte hiçbir kuruşumuz içeride değil ama bundan sonra ne olacak? Bir sorar mısınız diye ilk olarak kulüp çalışanlarının sorusunu size ileteyim. Şimdi ben sanayiciyim. Yani emeğin ne kadar önemli olduğunu bilenlerdenim. Dolayısıyla motivasyon için bu önemli. Yani bunların aileleri evde para beklerken, ekmek beklerken siz bunları yok göremezsiniz. Onların helalliğini almadan yöneticilik yapılmaz. Yani onların önce helalliğini almamız gerekiyor. Onların şükür dualarını almamız gerekiyor. Ben onu önemsedim. Bundan sonra gelecek olanların da bunu yapacağını düşünüyorum. Çünkü mali anlamda çok iyi oturtulmuş ve terbiye edilmiş bir düzen bırakarak gideceğim buradan. Ki geldiğimde o böyle değildi. Yani hemen o arada şunu da söylemek lazım. 13,5 milyon euro 3 gün içinde bulup getirerek 6 aylık ödenmemişleri ödeyerek UEFA'ya temiz kağıt alarak gittik. Hı hı. Şimdi bizi bırakacağımız yerde bırakın 6 aylık geriden ödenecek bir borç olmadığı gibi birkaç ayda önlerini açık yürütebilecekleri kasada imkanlarıyla kulübü bırakmaktan da mutluyum. Dolayısıyla gelen arkadaşlarım da bu hususta itina göstermelerini diliyorum. Umarım onlardan kesip başka yerlere harcamazlar. Sayın Başkanım şunu soracağım. Tabii şimdi Sayın Hasan Arat ve Sayın Serdal Adalı. Onlara geleceğim. Tüpraş'a geleceğim. Hepsine geleceğim. Herkes diyordur şu anda. Ya niye sormuyor, niye sormuyor? Birçok soru var ama ben mikrofonu takana kadar bir Beşiktaş taraftarıyım. Sizler de biliyorsunuz. Ama burada oturduğum için her zaman tarafsız bir gazeteciyim. Ama zaman zaman bu tip durumlarda taraftarlık da tutuyor. Mesela ben şu anda Abubakar'ı neden izleyemiyorum? Abubakar gerçekten sakat mı? Rıza Hoca'nın İşte bir açıklaması oldu. İşte sakatlığı var ama ne zaman oynayacak? Şimdi herkes şunu söylüyor. Ya Icardi de sakattı ama Icardi oynuyor gibi. Hani taraftarlar bunu çok soruyorlar bugün sosyal medyadan da. Abubakar'da gerçekten ciddi bir sorun var mı? Abubakar sakat. Raporu var. Yani sonuç itibariyle sakat futbolcuyu oynattığınızda 2 ay sonra belki daha büyük hasarla karşılaşabilirsiniz. Hı-hı. Sonuç itibariyle tıp bir bilimdir. Eğer adamın ayağında kanama var ise bu tedavi bitene kadar bu oyuncunun oynamasının sakıncaları da var. Hı. Oynatabilirsiniz. Bir maç, iki maç verim alabilirsiniz ama sonra bu oyuncuyu kaybetmek de ayrı bir risk tabii. Abubakar'la ilgili kesinlikle söyleyebilirim ki önce bir virüsle geldi Afrika kupalarından, milli takımından. Daha sonra da sahaya çıktığında da antrenmanda şansını denedi ve ısınırken de galiba sakatlandı, öyle biliyorum. Evet. Şu anda da sakat. Sakat. Sakat yani ama geriye döndüğü zaman gerekeni yapacaktır. İyi bir futbolcudur. Biliyorsunuz yani Vegors'u gönderdik. 3 milyon euro 4 aylık süresi kalmış bir adamdan kulübe para getirdik. Abubakar'da Beşiktaş'ta önemli yeri olan ve başarıları tartışılmayacak bir futbolcumuzdur. Art niyetli hiçbir zaman olmadığını biliyorum. Kendisiyle yakında dostum ve arkadaşlığım var, abiliğim var. Herkes bu konuda lütfen bana inanabilir. Abubakar geriye döndüğünde çok daha iyi olacak. Şu doğru mu Sayın Başkanım? Ben bir özel haber yapmıştım. Tabii gazetecinin bilgisi kendinde saklıdır her zaman. Siz kongre kararı aldığınızın ertesi sabahı kahvaltı yapıyorsunuz. Hı. Abubakar size bir mesaj atıyor. Bırakma Sayın Başkan, bu süreçte sonuna kadar yanındayım diye. Evet, burada duruyor. Doğru mu? Doğru bu. Duygulandınız mı? Yani tabii ki hoşuma gidiyor. Yani sadece o değil, diğerleri de aynı şeyi yaptılar. Ben onlarla iyi abi, kardeş, başkanlık yaptım. Ben onlardan razıyım. Allah da razı olsun. İnşallah daha da başarılı olacaklar. Yani ben bir son gülen iyi güler dediğim bir şey var. Ben bunu transfer için söylemedim. Hı hı. Bu yapılan transferlerin sonuçlarını Mayıs ayında da göreceğiz. Yani evet şu anda kötüyüz ama
Hangi takım 13. ligden gelip şampiyon oldu, ikinci oldu, bunları biliyorsunuz, futbol tarihinde bunlar var. Bu şansı bu çocuklara tanımamız lazım. Başkanım, Sayın Başkanım, evet, fikstür konusunda ben de biliyorum. Beşiktaş'ın ciddi anlamda bir sıkıntısı vardı başlarda. Ama şunu söylüyor musunuz acaba? Ya transferde yanlış yaptık. Transferde bu olmamalıydı. Ya da ne bileyim, keşke Rıza Hoca daha önce gelseydi. Mesela Şenol Hoca'dan hemen sonra Rıza Hoca ile başlasaydık gibilerinden. Mesela transferden başlayalım. Transferde hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Ya ben transferde hata yaptığımı şöyle düşünmüyorum. Evet, olabilir. Bugün sonuçlar bunu gösteriyor ama bu sürecin sonunu bir beklememiz lazım. Bu çocuklar bir araya yeni geldiler. Şimdi Rebic'in geçmişi belli. Rajiska geçen sene şampiyon olan takımın sağ açı olarak oynuyordu. Chamberlain 65 kez İngiltere'de milli olmuş bir futbolcu. Amartya'yı Rıza Hoca'ya sorun. Ben geçen sordum, çok iyi futbolcu dedi. Şimdi Beli'nin geçmişi belli. Baktığınız zaman bizim Onur'u biz devre arasında aldık. Rozier'e yedek olsun diye. Bakhtiyar'ı aldık, Masu Akku'ya yedek olsun diye. Masu Akku'nun geçmişi belli. Hı-hı. Yani takımı şöyle tek tek irdelediğiniz zaman sevgili dostum, yani kötü bir futbolcularımız yok. Sadece yaşadığımız şanssızlıklar, sakatlıklar, zor fikstür hepsi üst üste geldi. Onana iyi futbolcu mu Sayın Başkan? Onan'ın iyi futbolcu olup olmadığını görecek durumumuz olmadı. 102 dakika top oynamış adam. Yani belki şans verilse çok daha iyi olabilir. İnanıyorum ki o da iyi bir futbolcu. O da genç bir çocuk. Geleceği var. Bugün herkes onu tabii ki eleştirebilir. Çünkü 1-2 maça çıktı. 10 dakika, 20 dakika. Ama yani futbolu oynamazsanız, futbolcu oyun oynamadığı müddetçe gelişemez. Oynaması lazım. Şans bulması lazım. Futbol takımı bu. Şöyle söyleyeyim, Burak konusunda evet hatalıyım, kabul ediyorum. Ona da zarar verdik yani. Ama ben Abubakar'ın onu sarılışını hatırladım. Bu çocuklarla 4-5 aydan beri beraber oluşunu hatırladım. Birbirine çok yakın olup dostlukları olduklarını hatırladım. Ve bu sebeple de ona bir şans verdim ama olmadı. O benim hatam. Çünkü ona da zarar verdim. Onun adına da üzgünüm. Kendi adıma da üzgünüm. Bu benim bir hatam, bunu kabul ediyorum. Peki Burak Hoca dediniz. Burak Hoca'nın bir açıklaması vardı. Yaptığı bir açıklama. Özellikle Antalya Spor maçından sonra, bir de bırakmadan önce yaptığı bir açıklama. İşte anlaşılmayan bir kelime söyledi Burak Hoca. Muhakkak iyi niyetlidir. Hani hamına mamına falan dedi ya böyle. Onu duydunuz mu? Şaşırdınız mı orada? Ne anladınız ve... Şaşırdım, üzüldüm. Olmaması gerekiyordu. Doğru bir açıklama değildi. Ama dedim ya az evvel, yani ona da zarar vermiş oldum. O da benim hatam. Şenol Hoca konusundaki görüşlerinizi çok merak ediyorum mesela. Yani açık bir şey söyleyeyim mi? Siz mi? Hayır, Şenol Hoca kan değişikliği gerekir dedi. Ben hiçbir tane hocamı kendim göndermedim. Hepsi kendileri geldiler. Mesela Abdullah Avcı'dan başlayalım. Ben hocayla imzalamadım ama Abdullah Avcı'ya ben senin için ne yapabilirim dedim. Niye bu durum dedi. Benim enerjim buraya kadar dedi. Daha başka bir şey verebileceğimi sanmıyorum dedi. O zaman hocam ayrılacağız herhalde dedim. Evet. Ayrılacağız. Şartları konuşalım. Benim şartlarım kontratta yazıyor dedi. Ben 3-4 ay dedi burada da en fazla maaş alırım dedi. Orada yazdığı gibi dedi. Ben zaten büyük bir hocayım. İyi bir yere giderim. Bir yerlere giderim. Siz merak etmeyin dedi. Biz ona güvendik. O şekilde itimat ettik. Maalesef o da doğru olmadı. Yani gitmesi gerekiyordu. Ne yapacaksınız? Ben gideceğim diyor. Yapamıyorum diyor. Git diyorsun. Kontratım var diyor. Ya bunlar futbolda var, biliyorsunuz Erdem. Evet. Yani maalesef böyle bu. Sayın Başkanım, Abdullah Avcı demişken 3 yıllık kontrat imzalarken Bankalar Birliği ile bir görüşme 250 bin euro alıp, yani bir orada bir sıkıntı çekerek de, hatta öyle değil mi? Yani hani Abdullah Hoca'yla yani bayağı böyle bir sıkıntı çekerek de hani o dönemi atlattınız diyebiliyorum ama. Yani paranın olmadığı bir dönemde hocayla bir sıkıntı yaşadık, bitti artık o da. Başka bir takımın hocası şu anda. Onunla ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. O genelde bizim Ahmet Ürkmezgil abimiz vardı. Onun hep Beşiktaş'a geldiği günden beri onunla bir dostluğu vardı. Onu takımda görmek istedi her zaman. Hı-hı. Dolayısıyla son gider ayakta işte onu getirdiler. Dolayısıyla Ahmet abi de bu yüzden dolayı Ahmet Ürkmezgil, Fikret Bey herhalde bir minnet borcu var. Dolayısıyla o günden beri de bana sallıyor. Herhalde ödeşiyorlar. O bana çok ağır geldi çünkü son yaptığı açıklamalar var. Ahmet Ürkmezgil'in benimle ilgili hiç gereksiz açıklamalardı. Ama herhalde onun Abdullah Avcı ile olan sözleşmenin Fikret Bey tarafından yapılması galiba önemli onun için.
Yani evet, Fikret Başkan konusuna da geleceğim. Fikret Orman, Sayın Fikret Orman konusunda da özellikle Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarla ilgili herhalde bayağı da bir üzüldünüz. Yoksa yani, kırıldınız mı? Yani kırgının ötesinde mi? Şimdi o konuya girelim mi? Kesin ona sonra geleceğim. Ona sonra geleceğim. Hani bu lafın arasından hani siz Fikret Bey dediniz ya. Valla ben Fikret Bey'le ilgili Beşiktaş Başkanlığı bittikten sonra onunla hesaplaşacağımı söylemiştim. Dolayısıyla da zamanı geldi. O da bundan evvel Kurt Dumanlı Hava'yı sever. Duruma baktı herhalde. Geldi öyle bir sürü saçma sapan, gerçekleri yansıtmayan ifadelerle bir program yaptı. Ona da burada biraz sonra cevap vermek istiyorum. Peki. Sayın Başkanım, peki %99 Beşiktaş şampiyon olacak demiştiniz. Evet. Yani orada da tabii herkes ister, hiçbir başkan çıkıp da ya benim takımım %1 şampiyon olacak demez. Onu gerçekten inanarak mı söylemiştiniz? Şimdi bakın, ben bunu biliyorsunuz pandemide biz bir şampiyonluk yaşadık. 4 tane kupa getirdik. Evet, 4 kupa. O dönemde de herkes bu iş olmaz derken bana gülmüştü. Evet. Doğru. Ve olduk. Hatırlıyor musunuz? Olduk. Yani ben bu cümleyi o zaman da kullandım. Tabii. Ve sonuçta bizler liderlik yapıyoruz, başkanlık yapıyoruz. Bizlerin camiaya ve takımı motive etmemiz gerekir. Dolayısıyla bu cümleyi kullanmış olmaktan dolayı bir hata ettiğimi düşünmüyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor ama kimisi ikinci, kimisi üçüncü, kimisi dördüncü bitiriyor. Üst söylemeyen oldu mu? İkinci bitiren de aynı şeyle yola çıktı. Tabii. Üçüncü bitiren de aynı şeyle yola çıktı. Biz de aynı şekilde çıktık ama bir Mayıs sonunu bir görelim bakalım. Bir görelim. Yani hala umut var mı Sayın Başkanım? Çok umudum var. Yani şampiyonluk konusunda olmasa bile şampiyon olacak takımla dişe diş mücadele edeceğimize ben inanıyorum. Ama gelen başkan, gelen yönetim şunu söylemeyecek mi? Bak biz geldik, biz şampiyon yaptık ya da biz takımı o dönemden aldık, buralara çıkardık. Söylesinler, yeter ki Beşiktaş iyi yerlere gelsin. Hiç benim için önemli. Söz konusu Beşiktaş. Evet, doğru. Biz hayatımızı verdik buraya. Bu lafımızı da yesek ne olur, yemesek ne olur, bize söyleseler ne olur. Yeter ki olsun da bana her gün çıkıp televizyonlarda istediklerini söylesinler. Niye çok üstünüze geliyorlar Sayın Başkanım? Özellikle şu son 6 aydır. Hatta ben sizi bir basın toplantısında bundan 2 ay önceki falan çok üzgün gördüm. Hani kırgınlığın ötesinde üzgün gördüm. Sosyal medyası, oraya da geleceğim aslında ama sosyal medya, işte yakın çevreniz, dost gibi görünen dostlarım dediğiniz yakın çevreniz. Hani onlardan da böyle niye, neden, niçin yani hani bunun altında başka şeyler mi var? Hani Beşiktaş'ın mı önünü kesmeye çalışıyorlar? Ahmet Nur Çebi'nin mi önünü kesmeye çalışıyorlar? Şimdi hep beraber halay çekiyorlar. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Bir, Fikret Orman gittiği günden bu tarafa düzenli olarak benim aleyhimde çalıştı. Yani hiçbir Beşiktaş yönetimi veya başkanı kendisinden sonra gelen tarafından bir evvelkisinden bu kadar yıpratılmadı. Bunun arkasında hesap sorma mı diyorsunuz, yapılan rapor mu diyorsunuz, mahkemeler süreci mi diyorsunuz? Ki bu süreç benden camianın istediği bir şeydi. Ben bunu kendi keyfimle falan yapmadım. Ve sonuçta da çıkan dosyanın da yasal olarak benim yasal görevim bu. Mecburum yani bunu yapmaya. Bunu yapmış olmamdan dolayı zannediyorum bana karşı bir şey var. Siz de biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman için Fikret Orman için paralar nerede demedim. Ben hırsız demedim. Ben böyle bir kelime kullanmadım. Ve bununla ilgili sadece söylediğim bir şey vardı. Kulüp kötü idare edilmiş dedim. Demek zorundayım çünkü geldiğimdeki durum buydu. Bunu camiayla paylaşmak zorundasınız. Fakat sonuç itibariyle camia işin başından beri dedi ki kardeşim bunun hesabını soracaksınız. Geldim bunu yapacaksın. Biz bunu getirdik yaptık. Bunun için de biz de varız Ertem. Dolayısıyla biz bunu yapmadığımız takdirde bize şunu söylerler. Sen de içindesin, onun için bunu gizliyoruz. Dolayısıyla biz bu raporu çıkarttırdık. Uzun sürdü. Bu çok önemli. Hani siz de o yönetimin içindeydiniz çünkü. Tabii. Yani o zaten benim bunu zaten mecburen yapmamı gerektiriyordu. Bakın burada konuya şöyle gireyim. Serdar Adalı beyefendi seçim zamanı benim rakibimdi, karşımdaydı. Dedi ki ben 7 sene inceleyeceğim dedi. Biz de çıktık 10 sene inceleyeceğiz dedik. Şimdi Serdar Adalı Bey kimse sen niye 7 sene inceleyeceğiz diye bir şey sormadın dedin diye sormuyorlar. Bize sen niye 10 seneyi incelettiriyorsun diye soruyorlar. Ya biz bunu incelettiğimiz zaman paralar nerede diye bağırılan sensin. Sokağa çıkamayan sensin. Areden sensin. Bu senin için bir şans. Ben bunu çıktım bir mali genel kurulda da söyledim. Bunda bir şey yok. Yaran mı var gocunuyorsun? Eğer herhangi bir sorun yok ise bu senin için bir şans. Bir şans. Çıkarsın. Dersin ki bakın kardeşim mahkemeler bitti ben temizlendim. Bana teşekkür etmesi lazım eğer böyle bir sonuca doğru gidilirse. Ama o halen daha bir husumet içerisinde bir kinle nefretle devam ediyor. Sonuç itibariyle şu
şunu da o arada söyleyeyim. Hasan Arat Beyefendi bana, biz başkan seçildiğimiz gün geldi. Dedi ki Fikret Orman'a hesabı sormak zorundasın dedi, başkan dedi. Bu camia sana dedi bu görevi verdi. Bunu Hasan sakın Bey. Hasan Bey. Şimdi bakıyorsunuz Hasan Bey şu anda derneklerden sorumlu Fikret Bey müdür Hasan Bey'in yanında. Bu sosyal medyada beraber bu işleri beraber organize ettiler bunlar. Kim ne derse desin. Beşiktaşlı birlik beraberliği bozdular. Ben bu kadar süre yapmayın etmeyin dememe rağmen olmadı. Sonuç itibariyle Hasan Etmen'in yanında devamlı bulunan bir arkadaş var. Beşiktaş'a çok yakın ilgi ve alakası. Beraber çalışıyorlar tahmin ediyorum. Bir gün dedim ki kardeşim ben paralar nerede diye bir şey kullanmadım. Böyle bir taraftara böyle bir şeyde bulunmadım. Benim taraftarla zaten böyle bir ilişkim yok. Oradan arkadaş kalktı. Genel kurulu dedi ki başkan dedi onu dedi biz söyledik. Biz. Siz dert etmeyin dedi. Tamam. Şimdi malın sahibi belli. Bunu söyleten belli. Halen daha Sayın Orman'ın bunu benim söylettiğim şeklinde komplo kurdular diye mağdur yaratmaya çalışması, kendine mağduriyet yaratmaya çalışması bence yanlış. Doğru bir tarz değil bu. Adres belli adam diyor ben söyledim. O halen diyor ki sen söylettin komplo kurdun diye. Sonuç itibariyle o gün birbirleriyle bu şekilde hareket eden adamlar bugün bir araya gelip Ahmet Nur Çebi'nin altını oydular. Düzenli bir şekilde ve Beşiktaş'a zarar verdiler. Yani Fikret Orman Bey ile Hasan Arat Bey birlikteler. Evet, zaman içerisinde birleştiler, yollarını birleştirdiler, beraber hareket ettiler. Dolayısıyla şu anda da öyle mi Sayın Başkanım? Artık bu buradan sonrasını bilmiyorum ama benim bu işi bırak seçime gidiyorum dememin arkasında onların bu şekilde sosyal medyadaki organizasyonları söz konusu. Benim ofisimin alt katında sosyal medya ile ilgili troll hesaplar, bolt hesaplar varmış. Var olsaydı zaten ben bugün bu durumda olmazdım. Biz bir tarihte Fikret Orman Beyefendi'nin cari hesaplarımızdan aldığı paralarının ne için alındığını sorduğumuzda bizim dedi sosyal medyada dedi kendimizi dedi koruyabilmemiz için dedi harcamamız gereken paralar verdi. Daha o tarihten beri bolt hesaplar, troll hesaplar bizden aldığı paralarla besletilmiş. Bugün de onları devam ettirdiler. Bunu Umut Güler'in de maddi olarak katkısı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla böyle bir teşkilat bizim geldiğimiz andan itibaren çalışmaya başladı. Ve sonuçta da geldiğimiz nokta bu. Yani birlik beraberlik bozuldu. Ya kardeşim Mayıs ayında seçim var. Sen Haziran ayında çıkıyorsun. Temmuz ayında girmiyorsun seçime. Temmuz ayında kalkıyorsun. Dernek dernek geziyorsun. Hasan Bey tabii. Niye? Sebebi ne? Bekle seçim zamanı geldiği zaman çıkarsın. Gerekçesini şöyle ifade ediyor. Geçen duydum. 4000 kişinin oy kullandığı yerde ki ben bugüne kadar girdiğim seçimlerde %68'den aşağı oy almadım Ertem. Tamam. Bunların hiçbir önemi yokmuş gibi. 400 tane beyaz oy çıkmış. Bunlar güvensizlik demekmiş. Onun için yola çıkmış. E peki benim aldığım 3000 tane oy ne? Aynı sandıkta, aynı seçim günü. Peki 1000 tane benim karşımdaki rakibin aldığı oy ne? Bunlara hiçbir saygınız yok. Bunları genel kurulu üyeleri oraya kadar gelmişler. Bir tercih kullanmışlar. Yani sizin için seçim çalışmasına karar vermeniz, aday olmaya karar vermeniz 400 tane beyaz oy öyle mi? Peki diğer 3600 tane oyu ne yapacaksınız? Yani böyle bir abuk subuk konuşmalarla... Fırsat mı kolladılar Sayın Tabii Başkan? Ki fırsat kolladılar. Beklediler. Ve sonuç itibariyle takımın kötü gittiği bir anda dedim ya... Kurtlar dumanlı havayı sever. Ortaya çıktılar. Ben bir şekilde açık ve net konuşuyorum. Beşiktaş'a zarar verdiler. Sayın Başkanım... Ben paralar nerede mevzusunu çok fazla sevmeyenlerdenim aslında böyle. Yani Beşiktaş'ın hiçbir kulüp başkanına Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Türk futbolunun mihenk taşlarının başkanlarına bu söylenmez, söylenmemeliydi. Ama acaba o dönem Fikret Bey şunu düşünmüş olabilir mi? Hani bunu tarafsız bir gözle söylüyorum her zaman gibi. Yani burada oturan birisi olarak, şu koltukta oturan birisi olarak ya Ahmet Başkan sustur şunları ya demiş olabilir mi içinden? Hani belki de susturabilirdi. Niye susturmuyor? Yani ben, bu tezahüratı yapanlara. Ertemciğim benimle ne alakası var bu işin? Ben zaten o tarihte orada yokum ki benim görevim yok. Ben gelip maçımı seyredip evime gidiyorum. Hangi sıfatla susturacağım? Ben o adamları tanımıyorum ki. Söyleten ben değilim ki susturan ben olayım. Ama siz sormadınız mı zaten kendisine? Ben yani ya da bir telefon görüşmesi falan yapmadınız mı? Ben değilim ya. Bunu dedirten ben değilim diye. Yani Fikret Bey'in en fazla taktığı nokta buysa eğer kafasına taktığı nokta ben ona buysa. Taktığına inanmıyorum. Onun doğruyu bildiğine inanıyorum ama sadece bunu mağduriyeti yaratmak için kullandığını düşünüyorum. O çok iyi biliyor bunu benim yapmadığımı. Ama bu normal bir şey değil. Benim yapmadığımı çok iyi biliyor. Bak bunu konuşmayalım Ertan. O bunu benim yaptırmadığımı çok iyi biliyor. Anladım. Sadece bunu bir şekilde
mağduriyetine sebep vererek, kendi mağduriyetine bir sebep göstermek için beni kullanıyor. Ki kullandığı bensem. Ya zaten söylüyorum Ertemciğim, adam çıktı oradan, Hasan Arat'ın yanındaki arkadaş. Dedi ki biz yaptırdık başkan, sizde bir alakası yok bunun dedi. Şimdi adres belliyken sen halen daha beni adres gösteriyorsan ve dönüp o adamla beraber işbirliği yapıyorsan, o şahsla işbirliği yapıyorsan, ben adliyet ararım. Bu davalar kapansın diye mi yapıyorsun? Benim oradan bir an evvel gitmem için mi yapıyorsun? Yani bana verdikleri sıkıntı önemi yok ama kulübe çok zarar verdiler. Gereksiz bir şekilde son bir yıldır sürekli olarak bir hırpalama. Şu anda kötü gidişatın sebeplerinden birisi olabilir mi sizce? E tabii ki birlik beraberliği bozdunuz. Sahaya takım çıkmadan daha sonuç belli değil, daha başında başlıyorsunuz. Takım 2-0 galip yine başlıyorsunuz. Bunun sebebi ne yani? Neden takıma zarar veriyorsunuz? Lugano maçında da oldu mesela. Neden yani? Bu işin bunları bir araştırın. Bunları detayına indiği zaman Beşiktaş Genel Kurulu taraftarı akıllıdır, zekidir. Onlar her şeyi zaten görüyorlar, merak etmeyin. Yazık yani. Her bir şekilde. Daha uçaktan oyuncunuz inmemiş. Sosyal medyada oyuncu ile ilgili olumsuz konuşuluyor. Medya olumsuz konuşuyor. Adam sahaya çıkmamış, daha forma giymemiş, adamın hakkında olumsuz konuşuyor. Bunları bu çocuklar okuyorlar Ertemciğim. Nereye geldik diye şaşırdılar. Biz şimdi bunları toparlamaya çalıştık. Dolayısıyla bu yapılmış olan şeyler, bakın önce birlik beraberlikle camianızı seviyorsanız başkanınıza beraber yol devam edersiniz. Seçim zamanı geldiği zaman da karşınızdaki adayla ilgili konuşursunuz. Halen adaylara bakıyorum, benle ilgili konuşuyorlar. Benle ne işiniz var sizin? Ben aday değilim ki. İki kişi aday. Konuşun birbirinizle ilgili. Projenizi tartışın. Daha iyisini yapacağınızı söyleyin. Ama halen konu ben. Çok ilginç. O tarafa geleceğim. Sayın Başkanım, Sayın Fikret Orman'ın 13 tane açılan davası var deniliyor. Sonrasında sizin bir açıklamanız var. 6-7 tanesi aklandı. 13 davanın 6-7 tanesinin aklanması. Bu mesele nedir? Yani bu mevzularla ilgili. Mesela Fikret Orman'a, Sayın Başkan'a sizin sürekli olarak bir dava açtığınız söylendi. Sosyal medyada yazıldı, çizildi. Bir temiz bir bilgi verebilme adına, hani son olarak bu konuda, bu konuda son olarak. Bakın. Bir aydınlatabilir misiniz? Aydınlatayım. Şimdi müsaade ederseniz tekrar söylüyorum. Paralar nerede dedirten ben değilim. Dedirttiğini söyleyen zaten orada. Diyor ki ben dedirttim. Bu bize camia tarafından bu görev tevdi edildi genel kurul tarafından. Dolayısıyla bunu benim yapmama şansım Ertem var mı? İçindeyim. Yok. Siz olsanız yapamazsınız. Tabii, değil mi? Dersiz kardeşim yapmamız lazım. Yaptık. Şimdi bu süreç uzadı. Niye uzadı? Pandemi döneminde zor bir dönemdi. Yani biz bakın deprem oldu, ben buradaydım. Pandemide ben buradaydım. Bu az zor bir dönem değildi bunlar. Bir kuruş paranın gelmediği, herkesin maskeyle dolaştığı bir dönemdeydi. Şimdi siz sonuç itibarıyla bu davaları, eğer bu dosya bitmişse bunu hukuka göndermek zorundasınız. Bu benim yasal sorumluluğum. Bunu göndermezsem ben çok suçlu durumda kalırım. Dolayısıyla kendi akışı içerisinde bu iş yürüdü. Ben bu olaya hiçbir şekilde müdahale de etmiyorum. Açılan dava sayısı 13. Ben açtırmıyorum. Artık hukuk servisi yürütüyor bu işi. Benimle bir alakası yok bunun. İçişleri Bakanlığı'nda dosyası var. SPK'da var. Hukuk servisinde var. O davalar oradan açıyor. Ben o davalara müdahil değilim. Benimle ilgili açılmış bir dava var. Ben bedelini gittim ödedim. Anlatabildim mi? Dolayısıyla önemli bir şey söyleyeceğim. Bu davaların 5 tanesinden zaman aşımı nedeniyle davayı kazanmış. Şimdi konuşmasında bakıyorum şey yok. Zaman aşımından dolayı ben bu davaları kazandım değil. Ben bu davaları kazandım diyor. Ya zaman aşımı dediğiniz şey sizin davanızda esasa girilmemesi demektir. Esasa girilmemiş bir davada sen vicdanen aklandığını düşünüyorsan problem yok. Doğru değil bu. Siz çıkacaksınız orada diyeceksiniz ki yalana palavraya gerek yok. Çıkıp diyeceksiniz ki ben zaman aşımından dolayı 5 tane davayı kazandım. Algı yaratmayacaksınız. 5 tane davada haklı çıkmışsınız gibi. Nitekim yargılama 3 aşaması var. Birinci mahkeme, istinaf mahkemesi ve Yargıtay. Evet. Dolayısıyla bu süreç bitmeden bunları konuşmanın sebebi ne? Bekle. Bakın şimdi istinaftan hepsi geri geliyor. Zaman aşımı yoktur diye. Buyurun. Tekrar o 5 tane dava tekrar yargılamaya başlayacaklar. Yani sonuçta burada böyle bir yanlış algı yaratılıyor. Tekrar söylüyorum, bu yargılama bitmeden kimse aklanmış sayılmaz. Ben onun aklanmamasını da isteyen biri de değilim. Böyle de bir amacım da yok. Ben yasal sorumluluğumu yerine getirdim.
camianın isteğini yerine getirdim. Bugüne kadar kimsenin yapmadığı şeyleri yaptım. Dolayısıyla camiaya karşı anlamak yüzüm pak. Dolayısıyla Fikret Orman önce kalkacak, bu davaların sonuçlanmasını bekleyecek. Umarım inşallah bir sorun çıkmaz. Ben sorun çıksın diye onu bekleyen biri değilim. Ama bunun sonuçlarını görmeden camiada benim ona dava açan bir adam gibi mağduriyet hikayeleri yazmasına gerek yok. Davaları ben açmıyorum. Davayı Beşiktaş açıyor. Benim onunla davam bir tane iki tane kaldı. Ben buradan gittikten sonra onu göreceğim. O da biliyor onların ne olduğunu zaten. Biliyor. Beşiktaş Kulübü'nün daireleri, tapuları, bir tapu meselesi var Sayın Başkanım. Tapuları aldınız mı? Şimdi bakın. Yalan bir şeyin tersini söylemektir. Palavra olmamış bir şey konuşmaktır. Hı hı. Şimdi burada yalan konuşuluyor. 11 tane dairenin tapusu neredeymiş? Ben tapu görmedim ki. Öyle bir tapu yok. Nasıl yok? Öyle bir tapu yok. 11 tane daire satın alınmış. Tapusu Beşiktaş'a teslim edilmiyor. Bir yıl boyunca bu tapuları bu müteahhitten almak için uğraştık biz. Dairelerimizi ver, tapularımızı ver. Para kaptırılmış. Sonuç itibariyle bunu mahkeme yoluyla biz tahsil ettik. Ettiğimiz para da zaten bunların zamanla kalan bütün borçlarını icraya gitti. Hepsi. Dolayısıyla ortada bir tapu söz konusu değil. Tapu varmış gibi yalan konuşmanın bir gereği yok. Gereği yok. Olan bir tapu da yok. Hangi tapuyu ben satmış, önce gelsin çıksın onu burada konuşsun bakalım. Bu tapular buradaydı burada. Satamazsınız ki. Beşiktaş'a ait tapuyu tüzük gereği zaten satamazsınız. Tapu yok ortada. Para kaptırılmış. Biz parayı zorla ittir kaktır. Bir sene bekledik, adama yalvardık. Ver daireleri, vermedi. Ondan sonra dava yoluna gittik. Paralarımızı faiziyle beraber tahsil ettik. Onlar da hesaba girdiği anda da icra yoluyla eski borçlara gitmiştir. Sayın Başkanım, çok özür dileyerek söyleyeceğim ama bir hayalet kelimesi affınıza sığınarak, hani ben bir Beşiktaş başkanına bunu söylemek istemem ama Sayın Fikret Orman'a diyorsunuz yani hayalet, yani ha, söyleyeyim. Çok ben özür dileyerek anladım, söylüyorum. Anladım. Şimdi böyle bir yerde bir arkadaşın herhalde internet sitesinde konuşmuş böyle. Hı hı. Hayalet gibi ortada yok, hani bana evet, cevap evet, vermedi. Evet. Yani ben sormayı cevap utanıyorum, kusura bakmayın. Ha, cevap yani vermedi. Ya şimdi bir şey karar versin önce. 6,5 sene benimle beraberdi, her şeyin içindeydi diyorsun. Sonra da diyorsun ki zaten hayal etti diyorsun. Bir karar ver. Ben 6,5 sene senin yaptığın işlerin içinde miydim yoksa hayal et miydim? İkisinin birbiri hiç alakası yok. Tenakkuz var değil mi Erdem Bey? Tenakkuz bu. Yani sonuç itibariyle hayal etsem 6,5 sene senin yanında ben hiçbir şey yapmamışım demektir. O zaman beni ortak etme. Nerede başarı var ona sahip çıkacaksınız. Nerede başarısızlık var, kötü bir şey yapılmış, o da oradaydı zaten diyeceksiniz. Ondan sonra döneceksiniz, zaten hayal etti. Bir karar ver. Çıksın söylesin. Ya 6,5 sene yanımda yoktu, hiçbir şeye karışmadı, hayal etti. Ya da hayal et değildi, yanlış söyledin diye çıksın bunu açıklasın. Sayın Başkanım, birlikteyken aranız nasıldı? Fikret, vallahi Başkanım abi ya, kardeş gibiydik. Yani bakın, yani şimdi konulara ben buradan girecektim ama siz böyle geliyorsanız o zaman ben de oradan bir şeyler buyurun, söyleyeyim. Buyurun Sayın Başkanım. Şimdi bunun etrafındaki herkes, benim orada olmamdan rahatsız olan herkes bir şekilde Fikret Bey'i doldurdu. Tamam mı? Onu söylüyor, bunu söylüyor, hiçbir şey yoktu. O bize abi dedi, biz ona başkanım diye hitap ettik. Sonra birdenbire ne olduysa etrafının doldurduklarıyla biz maalesef başka bir yere doğru geldik. Babasına sorar diyor bir yerde, bir konuşmasında babasına sorsun diyor. Hasan Bey diyor, delikanlı diyor, babasına sormadan geldi. Ya ben babamın hayatta bir tane dediği işi yapmadım. O da Fikret Orman'la son seçime sakın girme, yanlış yapıyorsun dedi. Buna rağmen seçime girdim. Onun için babama şu anda benim kocaman bir özür borcu var. Babacığım diyormuşum. Ya babacığım keşke diyebilseydim. Ben babama siz diye hitap ediyorum. Elini daha öpmek nasip olmadı. Sadece tokalaşan bir adam. Ne babacığım? Ne biçim laflar bunlar? Bel altı konuşma. Ama tabii ki babamıza soracağız. Ya tabii ki soracağım yani. Ben de yani bugün benim babam büyük Beşiktaşlı. Bugün ha, babama soruyorum, baba var mı istediğin soru falan diye. Yani bu bize böyle Fikret Başkan için söylemiyorum. Yanlış yani anlaşılmasın. Ertan Bey şimdi adam itibarsız aşırmaya çalışıyor. Ya ben 65 yaşındayım. Ben öyle çocuk falan filan değilim. Ama bundan sonra herkesin önünde yemin ediyorum babama babacığım diyeceğim ama inşallah onu da algılayabilir yani. Ya böyle şeyler konuşulabilir mi? Babacığım babacığım diyecekmişim. Diyormuşum. Ben babama sormadan bir şey yapmıyormuşum. Yaptım. Büyük hata yaptım.
Dediği gibi son seçimde onunla ben beraber olmayacaktım. Dinlemedim adamı. Sayın Başkanım, Beşiktaş Kulübü'ne üye olmak istiyorum. Siz üye yapmıyorsunuz diye bazı dedikodular var. Başkan, kulübe üye olmak isteyen birisine, başvuran kişiye gelme buraya, üye olamazsın. Böyle bir şey var mı? Böyle bir durum söz konusu mu? Vardı, vardı. Bu benim zamanımda bu kaldırıldı. Kendim örnek verdim. Tabii, öyle bir şey yok. Bu kaldırıldı. Daha iyi anlatabilirim. Ben her kim Beşiktaşlıyım ben deyip altına imza atıp üye olmak istiyorum diyorsa kabul ediyorum. Çünkü öteki türlü şunu mu söyleyeceğim? Bu Hasan Arat'ın adamı. Bunu yapmayın. Bu kimin? Bu Serdar Adan'ın adamı. Bunu üye yapmayın. Ben buna geçmişte yaşadığım için birçok insan üyelikler böyle dosyalarca biriktirilirdi. Fikret Bey zamanında bu bizim, bu bizim değil, bu bizim, bu bizim değil deyip bizim olmayanlar çöpe, bizim olanlar üyeliğe gidiyordu. Ben bunu kaldırdım. Şimdi Hasan Arat Beyefendi de geçenlerde söylüyor, böyle herkes üye yapamazsınız diye. Kim herkes üye? Ben adam Beşiktaşlıyım diye geliyor. Ben yaparım. Eğer bir tersi çıkarsa, bir tersi çıkar ise, ya bir adam beyan ediyor. Diyor ki ben Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'a üye olmak istiyorum. Savcılık kağıdı da var, evraklarını da getirmiş, fotoğrafını koymuş. Ne söyleyeceğim adama? Sen kimin adamısın diye mi soracağım? Dolayısıyla ben geçmişte yaşanan bu haksızlığı ortadan kaldırabilmek için Beşiktaşlı olduğunu iddia eden, altına imza atan herkesi üye yaptım. Hiçbirinin kim olduğuna bakmadım. Bunu Hasan Arat'ın adamları da içinde vardır, Serdar Adan'ın da vardır, Fikret Orman'ın da vardır. Eğer adam Beşiktaşlı değilse zaten zaman içinde elenir, merak etme. Sayın Başkanım, sosyal medyadan geliyor ısrarla bir soru var. Sayın Ahmet Nur Çebi ikinci başkan değil miydi o zamanlarda? Bunu neden sormuyorsunuz Ertem Şener? Nasıl araştırıldı? Araştırmadı mı o zaman? Neyi? Hani bu borçtur, harçtır, işte her şey, her anlamda kendisi ikinci başkandı. Fikret Başkan'ın yanındaydı o zaman. Şimdi bakın. O daireler döneminden bahsediliyor herhalde. Şimdi saate şimdi bakıyorum, bakın, tam ona denk geliyor. Bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi başkan başkandır ve başkan birçok yöneticisine belirli görevleri verir. Bu görevleri yürüten kişiler o yaptıkları görevlerle sorumludurlar. Tamam mı? Ben ilk buraya geldim, mesela Fikret Bey diyor ya, ben diyor Çağlayan Adliyesi'nden aldım diyor. Hı hı. Sen Çağlayan Adliyesi'nden bir şey almadın. Çağlayan Adliyesi'nden Beşiktaş'a haciz yağdı. O hacizleri alt katta ben karşıladım. O 13. katta Sırca Köşk'te oturup misafir ağırlıyordu. Ben aşağıda Tamer Kıran'la beraber mali ekonomik şekilde göğüsleyerek biz hacizleri gönderdik. Çağlayan Adliyesi'nden kulüp alınmadı. Çağlayan Adliyesi'nden gelen hacizler feda döneminde Ahmet Nurçe ve Tamer Kıran tarafından aşağıda birinci katta göğüslendi. Maddi ve manevi olarak. Kim Çağlayan Adliyesi'nden neyi almış? Çağlayan Adliyesi'nden zaten almış olsan aşağı haciz gelmez kulübe. Yani evet. Onu da söyleyeyim. Bir süre sonunda şeyler var. Stadın yapımı ile ilgili bir şey oldu. Benim ihale komisyonu. Bizim ihale komisyonu, ben size söyleyeyim. Müdür, inşaat AŞ'nin müdürü dosyaları hazırlar. İhaleye çıkar. İhale önünüze gelir. Pazarlığı yaparsınız. Şartnameye uygun teklif verilip verilmediğine bakarsınız. Ve bizim Beşiktaş AŞ'nin, inşaat AŞ'nin aldığı kararda iki teklif veya üç teklif başkanın oluruna gönderilir diye. Fikret Orman'ın oluruna gönderiliyordu. Sonuç itibariyle oradakilere bakıyorsunuz ve sözleşmeyi imzalarsınız. Biz ihaleyi en iyi şartlarda yaptık. Ama ondan sonra sen ihalenin üzerine yukarıda icraat yaparken ne yaptığını Allah'la senin arandaki bir şey. Ben hayatımda bir tane mail çektim çatının brandası ile ilgili. Yanlış bu. Bunu yapamazsınız. Bu doğru değil. Eğer bu branda değişiyorsa, bunun maliyet farkı varsa indirim alınması lazım diye. Bana Marmaris'ten bile bir yerden, Dalaman'dan dönüyordu. Telefon açtı. Abi ya, bu konularda ben gerekeni yapıyorum. Sen kafanı yorma dedi bana. İyi dedim, ben de kapattım. Ondan sonra bana dedi ki abi Ümraniye'ye gitsen dedi. Futbol AŞ'nin başına geçsin. Pardon, özür dilerim. Futbol şubenin başına geçsen dedi. Gittik. 2 yıl şampiyonluk. Ardından da biliyorsunuz Avrupa Kupa'dan namalum bir süreç yaşadık. Futbol şubenin başındayken benim burada olanları bilme şansım yok. Dolayısıyla ondan sonra da stat bitti. Bize dendi ki burası dedi çok dağıldı dedi. İcra kurulunun başına gelir misin abi tekrar dedi. Burayı toparlayalım dedi. Ben futbolu hallederim dedi. Futbolun başına geçti. İnşaat bittikten sonra. Bunlar oldu, yaşandı yani. Bunda tersi bir şey yok ki. Bir taraftan da ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'a hizmet etmeye çalışıyorum. Zor durumda olan yerlerine müdahale etmeye çalışıyorum. Ona da başkanım diye saygı duyuyorum. O da bize abi diyor hesapça. Yani neyine bakacağım? Yani bu borçların neyine bakacağım ben? Anlamadım ki.
Arkadaş soruyor, o da orada yok muydu? Bakın tekrar söylüyorum, başkanlık makamıdır. Benim yöneticilerimin hiçbir tanesinin kendi konuları dışında bir sorumluluğu yoktur. Sen de buradaydın diyemem ben bir tanesine. Basket şubenin başına koyduğum bir arkadaşa futbol şubede bunlar olmuş, senin haberin yok muydu diye hiç kimse soru soramaz. Hepsinin mesulü benim. Dolayısıyla o mesuliyetini kimseyle paylaşmasın. Sorumluluğu yaptığı işleri kendisi biliyor. Başarılarına nasıl sahip çıktıysa ortadaki kötü duruma da sahip çıkmasını bilmesi lazım. Sayın Başkanım, ama şöyle bir şey var, yanlış anlamayın lütfen. Yine bir gazeteci olarak sormak zorundayım. Benim yanımda benim yardımcım olan bir arkadaşım burada bu şirkette benim neler yaptığımı bilir. Her şeyi bilir. Yani bir tanesini görmezse öbürünü görür. Öbürünü görmezse öbürünü görür. Mutlaka görür. Eğer illegal bir şeyler yapıyorsa Ertem Şener burada, rahatsızsa der ki kardeşim ben bu adamdan rahatsızım, bırakıyorum gidiyorum. Ben Fikret Başkan kötü yaptı, illegal bir şey yaptı demiyorum. Ama o dönemde rahatsız olduğunuzu belli ettiniz mi? Niye bırakmadınız mesela? Hani gördünüz işte site Dalaman'dan aradı, öbür taraftan aradı. Rahatsızlığını gördünüz, sıkıntılar var. Niye bırakmadınız mesela? O zaman istifa edebilir miydiniz? Şimdi bakın, ikinci başkanın görevi başkanın olmadığı yerde başkanı temsil etmektir. Tüzükte yazan bu. Ama o zaman her şeyden zaten haberiniz olmuş oluyor. Lütfen, müsaade edin. Başkan zaten her zaman oradaydı. Anlatabildim mi? Bir feda döneminde ben icra kuruluna baktım. Orayla ilgili ben bir sorun zaten yaşamadım. Daha sonra da futbol şubenin başına gönderildim. Ben geriye döndüğümde zaten stadı inşaatı bitmişti. Anlatabildim mi? Benim her yerde olma şansım yok ama başkan her yerin başındadır. Bir defa bunu netleştirelim. Başkanın yöneticilerine başkanın verdiği görevler vardır. O görevlerle ilgili sorumluluğu taşırsın. Bana futbol şubeyle ilgili sorabilirsin. Olduğum dönemde. Bana icra kurulunun başında olduğum dönemde sorabilirsin. İcra kurulunun önüne bazı evraklar geliyordu. Başkan bunu imzaladı geçti. Bir gün sordum ben ona, ne oldu, nedir bu dedim. Abi dedi, ben bunu imzalamışım, bunu mu soruyorsun bana dedi. Bunun hesabını mı vereceğim dedi. Zaten bizim ondan sonra soğukluğumuz başladı. Başladı yani, hikaye bu. Başka bir şey yok. Anladım. Peki yine hani eksileri konuşuyoruz da, o zaman da mesela iki tane şampiyonlar ligi, hatta bir tanesinde Monaco'da beraberdik. Gruptan namağlup çıkmalar, muazzam bir Beşiktaş. Orada mesela hani Fikret Başkan'ı takdir ediyor musunuz mesela? Diyor musunuz ya evet iyi bir yönetimdi, beraber iyi yönettik. Bunları söylüyor musunuz? Şimdi bakın, ben futbol şubenin başında olduğum bir süreç bu. Yani o başarı kime yazıyor? Size o mi? Başarı, o başarı ikimize yazması lazım ama o tek başına kendine yazdırdı bunu. Mesele bundan ibaret. Anladım. Net konuşuyorum. Yani siz başkan olarak eğer yöneticinize bir paya vermezseniz, her şeye sahip çıkmaya çalışırsanız o yöneticinizi kırar ve incitirsiniz. Biz de orada emek verdik 2,5 sene. Az değildi. Ve zaten benim o Monaco Bayern Münih maçı elendikten sonra bittikten sonra ben geldim kendisine ayrılmak istediğimi söyledim. O da bana dedi ki abi niye dedi. Dedim ayrılmak istiyorum, ben daha devam etmek istemiyorum dedim. Haziran ayında temiz kağıtımız vardı. Onu alayım ben, ondan sonra gidiyorum. Temmuz ayında kendisiyle ayrılmamı konuşacağım. Tatil dönemi yoktu. Bir araya gelemedik. Ağustos ayında çıktı. Seçim kararı aldım dedi. Benim o seçim kararından haberim yoktu. Ben istifa edeceğim zaten. Etrafa diyorsun ki ben bu kararı Ahmet Nurçev için aldım. Ondan kurtulmak için aldım diyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun. Etrafa bunu yayıyorsun. Sonra benim yanıma geliyorsun ofise. Diyorsun ki abi göreve devam edelim beraber, ikinci başkanım olarak diyorsun. Ben de sana teşekkür ederim, devam etmeyeceğim diyorum. Ben zaten sana bunu daha önce ayrılacağımı söylemiştim. Abi bunu Umut Güner'le Şafak Mahmut Yazıcıoğlu rahmetli için mi yapıyorsun dedi. Allah rahmet eylesin. Dedim yani onlarla ilgisi bu işin yok. Yani ben zaten çalışmak istemiyorum. Abi getireyim özür dileteyim senden dedi bana. Tamam, elini öptüreyim dedi. Hayır dedim, onlarla alakası yok bunların. Ben çalışmak istemiyorum dedi. Peki abi anladın dedi. Sen 1,5 sene dedi bir dinlen dedi. Benden sonra da bu görevi dedi senin alman gerekir dedi. Bir dinlen, sana bir ara verelim, bir dinlen sen dedi. Peki ikinci başkan ben kimi yapayım dedi. Dedim Serdar Adalı var, git konuş. Hı-hı. Abi dedi ya bana dedi yalancı demiş adam, Finokyo demiş adam dedi. Ben dedi bu kadar dedi şey miyim dedi. Kötü bir adam mıyım, yanlış biri miyim dedi, gidip ona dedi bunu teklif edeceğim. 2 saat sonra gitti Serdar Bey'i ikinci başkan olarak göreve getirdi. Yani anlattığı şeyler doğru değil. Yalan. Ben bunları üzülüyorum. Orada diyormuş ki ben onlar olursa olmam Şafak'la, rahmetliyle, şeyle, Umutlu'yla. Alakası yok. Ben onlar olsa da olmayacağım, olsa da olmayacağım. Çalışmayacağım dedim. Yani teşekkür ederim, sağ ol. Ondan sonra giderken de ona dedim ki bak, ben dedim bu süreç içerisinde Beşiktaşlı insanlarla oturup kalkacağım. Seni bugüne kadar doldurdular. Sakın dedim bir yanlış anlama olmasın, olur mu dedim. Sen aday olduğun müddetçe
Ben başından beri söyledim, ben hiçbir zaman için başkan adayı olmayacağım. Ve ben bunu sonuna kadar da yerine getirdim. Ve benim kırıldığım bir şey daha var. Ben abi destek olacağım sana dedi. Yani, ya onu sonra konuşuruz. Sen gerçekten mi bunu söylüyorsun dedim. Evet dedi. Sonra konuşuruz dedim. Yolcu ettim ben kendisini. Ondan sonra seçime 2 gün kala, 3 gün kala bütün eşimize, dostumuza telefon açıyor. Ahmet Duruş Çevik oyu vermeyin. Ya kardeşim sen burada böyle konuşuyorsun. Burada böyle konuşuyorsun. Ondan sonra da seçim bitti. Bana mesaj atmış. Onu da geçenlerde bir televizyonda da söylüyor. Yani abi emrindeyim. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Ben telefonunu açmadım tabii. Benim de bir gururum var. Yani sen bana niye benim aleyhimde çalışıyorsun seçim zamanı? Çekimser kal. Serdal da senin ikinci başkanı. Ben de ikinci başkanım. Yani tutarsız tavırları, doğru olmayan söylemleri, bir sürü yalanları, palavraları arkadaşım boldu. Bu da beni çok incitti arkadaşım. Kusura bakmasın, buradan da söylüyorum. Çünkü o günkü televizyondaki konuşmasının diline baktım, tarzına baktım. Kin, nefret ve asistlik dolu. Başkanım, sorular ağırlıklı olarak şu. Sayın Başkan yayının başından beri başkanlığın bittikten sonra hesaplaşacağız. Bu ne demek? Özelim benim o, özelim. Benim onunla özel bir iki tane konum var. O benim onunla özelim. Anladım. Yani özel konumu da anlatmak zorunda mıyım? Nasıl isterseniz. Hayır, öyle bir şey niye anlatayım? Aslında anlatsanız iyi olur. Beşiktaş, hayır canım, estağfurullah. Haddini aşmıştır bazı yerlerde. Onu konuşacağız onunla. Benim özelim o. Anladım. Onun için sormuyorum. Evet. Sayın Başkanım, Ocak ayında mesela çok özür diliyorum yine, kusura bakmayın. Yani Beşiktaş Başkanı'na bu soru sorulmaz ama sormak zorundayım. Ocak ayında ben başkan oldum, geldim, dedim ki Sayın Başkan, ödememişsiniz bunları. Gereken şeyleri ödememişsiniz. Niye ödemediniz? Bir, bunu size sorabilir miyim yeni başkan olarak? İki, böyle bir tabloyla karşılaşabilir miyim? Hayır. Böyle bir tabloyla karşılaşmayacaklar. Önlerine bakacaklar. Geriye bakmayacaklar. Ya böyle bir tablo bırakıyorum ya. Yani bunun neyini konuşuyoruz ki? İfade ediyorum ben geldiğimde. Bakın şimdi çok basit bir şey anlatacağım. Size bir yıl boyunca paralar nerede diye bağırılıyor. Ona rağmen siz çıkıyorsunuz Mayıs ayında aday oluyorsunuz, kazanıyorsunuz. Madem çok rahatsız, Mayıs'ta aday olmasaydınız. Sonra Temmuz Ağustos'ta Bankalar Birliği'yle yapılandırmayı yapmaya çalışıyorsunuz. Yapılan yapılandırma size uymuyor. O arada 45 milyon dolar da avans çekiyorsunuz, o yapılandırmanın içerisinden alıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz bütün borçları temlik etmişsiniz, pardon, alacakları. Ekim ayında 5 kuruş para gelmeyecek. Seçim kararı Ağustos'ta alıyorsunuz. Eylül ayında temiz kağıt alacak paranız yok. Bir de UEFA'ya yazıyorsunuz, diyorsunuz ki seçim nedeniyle Ekim'in sonuna ertelenmesi. Ya insaf et. Görevdesin. Askerlik gibi başkanlık yapıyorsun. Eylül sonunda sen bir temiz kağıtını bir al. Ekim ayında da seçimde biz de geldiğimizde diyelim ki ya tertemiz almışız burayı, borçları ödemişler. Bunu yapmıyorsun. Ekim'in 19'unda ben seçime gidiyorum. 21'inde geliyorum, UEFA'nın temiz kağıtı. 5 günde 13,5 milyon euro. Bugünün 400 milyon TL'si parayı ben bir gecede oraya getireceğim, iki gecede. Bir de 100 milyon TL'de plus 10 gün içinde yönetici arkadaşlarımdan biz para bulacağız, getirip koyacağız. 500 milyonla biz yola çıkacağız. Hı hı. Sonra gelen 5 kuruş para yok. Çünkü paraların hepsi temlikli. Banka hepsini el koyuyor. Yalvar yakar yok, yalvar yakar yok. Ondan sonra alabilmek için şahsi kefalet vereceğiz. 675 milyon TL, 78 milyon TL. Bugünün parasıyla 100 milyon dolar o para. Evet. 2,5 milyar. Eğer o gün o yapılandırma yapılmamış olsaydı bugün bizim kefaletimiz söz konusuydu. Yani bunlar hiç yokmuş gibi. Kulüp sanki günlük günü sandıkmış gibi. Pandemi yokmuş gibi. Deprem olmamış gibi. 4 tane kupa almamışız gibi. Bugün ortadaki yaygarayı yapanların niyetini artık ben Beşiktaş kamuoyunun takdirine bıraktım. Yeni seçilen başkan ve yönetim ne bulacak Sayın Başkanım? Vallahi elde futbol takımı, basket takımı. Hepsi orada. Tamam. Ama kasada paraları kötü var. Ha? Futbol takımı kötü. Niye kötü? O sana göre kötü. Onu göreceğiz. Son güne iyi güler. Bekleyin. Ben buradayım ya. Zaten başarısızı bize yazacaklar. Başarılı olursa da ya vallahi basketbol takımı muazzam gidiyor bu arada. Hakkını verelim. İyi de tamam da geçen kadın, erkek. Tamam, geçen sene biz basketbol takımındaki operasyonu biliyor musunuz? Biz Bandırma'dan bir sürü genç çocuk aldık. Alperen denen bir tane Amerika'ya bir yıldız gönderdik. Bu Beşiktaş'ın emeği. Benim bir projemdi bu ve sonuçta tuttu. Geçen sene Alperen takım kötü gidiyor. Sayın Hasan Arat beyefendi diyor ki
Vallahi Beşiktaş diyor basket takımı düşmesin diye çok dua ettim diyor. Ya kapıyı çal Hasan Bey. Gel de ki ben basketçiyim. Bir yardım edeyim, burada bir sorun var. Demiyor. Diyor ki çok dua ettim diyor. Olur, bundan sonra geldiğinde de Beşiktaş'ı duayla idare eder. Bu arada Sayın Başkanım, bir nefes alın lütfen. Kadın basketbol takımı, Beşiktaş kadın basketbol takımı Euro Cup maçında Belçika temsilcisi Mechelen takımını mağlup etti. 93-79 ve grupta liderliğe yükseldi. Evet. Gruptan lider çıkmayı garantiledi. Gerçekten tebrik etmek lazım. Emeği geçen kim varsa Beşiktaş kadın basketbol takımını Euro Cup'ta yürekten kutluyoruz. Erkek takımını da. Bunlar ben çok konuşulmuyor galiba abi. Değil mi Sayın ya, konuşulmuyor tabii yani. Orada şimdi yarı olsa da konuşulur. İyi giden bir şey bizde konuşulmaz. Hep kötüyü konuşuruz. İnşallah o kötü de iyi olacak. Allah onu da bize gösterir inşallah. Sayın Başkanım, şunu da sormak zorundayım. Hepsini sormak zorundayım ne olursunuz. Samimiyetinize dayanaraktan. Bir gazeteciyiz çünkü. Televizyon gazetecisi, sormak zorunda. Kombineniz var mı? Beşiktaş'a ne kadar para verdiniz cebinizden? Bunlar biliyorsunuz sokakta sorulan sorular. Kombineniz var mı? İşte ne bileyim, locası var mı? Locası olmayan başkan olur mu mesela? Ya da ne bileyim, kombinesi olmayan başkan olur. Vallahi olabilir. Yani niyet önemlidir. Önemlidir. Locası yoktur ama canını verir. Dişini tırnağına takar. İyi niyetli olur. Yani ben bunlara çok fazla takılmıyorum ama şöyle bir şey size söyleyeyim. Bırakmam seni diye bir kampanya yaptık. Başkan adayı. Evet. Efendim? Başkan adayı olur mu mesela? Ben mesela başkan adayı olacaksam benim bir tane en azından bir kombinem olması lazım. Yani. Şimdi başkan adaylarından bazılarının locası var, bazılarının yok. Şimdi bunları ismen ben vermek istemiyorum. Serdal Bey'in var mı? Var. Hasan Bey'in var mı? Yok. Vallahi bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Yok. Hasan Bey genelde dostları var, arkadaşları. Onların locasında maç seyrediyor. Öyle gördüm kendisini birkaç kere. Evet. Peki. Başkanım, evet. Tüpraş çeklerine gelelim mi? Tüpraş çeklerinin alınarak kırıldığı ve harcandığı iddiası var. Bu eğer böyleyse sıkıntılı bir durum değil midir Sayın Başkan? Şimdi bakın, çok dikkatli bir şey anlatacağım size. Tüpraş çekleri yok. Tüpraş bir kontrat. Tüpraş'ın 3 yıllık kontratı var. 3 yılı kırdırmışız. Hayır, 1 yıl zaten ödendi. Geriye kalan 2 yıl. Birinde 2. yılın parası 8 ay sonra alınacak. Bunu Hasan Bey, Sayın Hasan Bey evet. söylemişti. Tüpraş evet. çeklerinin evet. kırdırıldığı konusunda evet. onu belirtelim. Bilmeyen izleyicilerimiz tamam. vardır. Buyurun. Şimdi dolayısıyla 2 ve 3. yılın parasının kırdırıldığını ifade edelim. Cümleyi öyle kuralım. Bu şu andaki Beşiktaş'ın ödediği faizden daha düşük bir faiz söz konusu olduğu için ve Beşiktaş'ın bu işten 20 milyon TL karı olduğu için sponsorumuz Tüpraş'ın bize yaptığı bir jesttir. Aldık. O paranın yarısı bankaya borç ödendi. Diğer yarısı da şu anda kasada güle güle kullansınlar. Zaten bunların hepsi temlikli. Kasada. Kasada tabii ki kullansa banka hesaplarında duruyor. Niye öyle bir şey söyleniyor Sayın Başkanım? Yani ben bunu ona soracaksınız patron. Ben bir şey diyemem ki Erdem. Ben ne söyleyeceğim? Bunu konuşması fuzuli konuşma. Yani bir tanesinden kurtulduk, bir tane daha geliyor. Ya buna ne gerek var kardeşim? Bir aç bir telefon sor. De ki başkan bunlar kırdırılmış, şöyle onu gör. Ben kırdırmadım bir şey. 20 milyon TL Beşiktaş'ın bu operasyondan karı var diye biz aldık parayı. Zaten bankaya ödedik. Bir yere atmadık ki parayı. Harcamadık, yemedik. Bankaya olan borcu ödendi. Bir yere gitmedi ki para Erdemciğim. Niye böyle konuşuluyor? Biz bu parayı aldık, gidip bir futbolcu mu transfer ettik? Ama Sayın Başkanım, ben niye mesela ben başkan adayım? Yanlış anlamayın, sözünüzü kestim. Ben milyonlarca Beşiktaş taraftarına nasıl böyle bir şey söylerim? Yani niye söyleyeyim? Ya işte 3 yıl boyunca aldığımız para yok şu anda çünkü kırdırıldı diye. Hani ya sevgili kardeşim, zaten almasak acaba da yanlış bilgi mi verildi? Almasak da bankaya gidecek. Değişen bir şey yok, anlamıyorsunuz. Anlatmaya çalışıyorum Erdemciğim. Bu para ya, zaten çok anlamadığım için. Hayır, çok özür dilerim. Ben başkasını kastettim. Anlamak istemeyenleri. Bakın, bu parayı ben bugün almasam, almadım zaten parayı. Biz bugün bunu hesaplarımız intikal ettirmesek, yarın intikal ettirse bugünkü operasyonla karşı karşıya alır. Hiç farkı yok. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? 2 yıl sonra bu para geldi. Bunun yarısı bankaya gidecek. Diğer yarısını kasada kullanacaksınız. O diğer yarısı da zaten diyor ki zaten kasada duruyor. Gelin kullanın, hayrını görün diyor. Geldiklerinde kasayı açıklamaya gidecekler o parayı. Orada duruyor para. Bir özür bekliyor musunuz peki Hasan? Yani ne özür bekleyeceğim benim? Özür dilemeye ihtiyacım benim. Yani bir özüre benim ihtiyacım yok. Sadece gelip
Beşiktaş'a zarar vermesinler ya. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani palavraya gerek yok, yalana gerek yok. İdare edeceksiniz, aday olacaksınız. Çıkın fikirleriniz olur. Eğer bir şey öğrenmişseniz de arayın beni, sorun. Ben de size bunu izah edeyim. Ne fark edecek? 2 sene sonra para gelecek, yine aynı operasyon. Hiç olmazsa ben 20 milyon Beşiktaş'a bankanın aldığı faizden daha düşük şartlarda parayı getirdik Beşiktaş'ın kasasına koydum. Ne hata yaptım? Sayın Başkanım, ben böyle bir şey duyduğum zaman mesela, ama siz diyelim böyle bir şey söylediniz. Ben ararım. Ya Ahmet Başkanım, böyle böyle bir şey yok. Sizi kim yanlış bilgilendirmişler diye. Siz mesela neden aramadınız Hasan Bey'i? Hasan Bey sizi aramadı. Siz neden aramadınız mesela? Hasan Bey'in bana yaptıklarına karşılık benim onu arama şansım var mı? Sosyal medyada üstümüze gelinmiş, ailemize, bütün herkese hakaret ettirilmiş. Bunların hepsinin sebebi o. Bana burada kalkıp hiçbir şey söylemesin. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Şu andaki sosyal medyadaki... Hepsi dahil. Fikret Orban, Umut Güner, onların yaptığı şeyler bunlar. Açık söylüyorum daha yani. Gelsin bana söylesin ben yapmadım diye. Tabii yapmadım diyecek. Ne söyleyecek ki? Ne söyleyecekler bana yani? Sonuçta okuyorsun. Bir tane adam, çocuk bana mesaj atıyor. Ya kim arıyorsun kardeşim diyorum. İstifa diyor. Ahmet Nur Çebi diyor. Ben o değilim diyorum. Adam bana diyor ki vay anasını ya, yine tezgaha geldik diyor. Bu numarayı diyor bana biri verdi diyor. Peki diyorum, ben de Beşiktaşlıyım diyorum. Ne yapacağız seçimde, kimi oy edeceğiz? Hani istifa etsin Ahmet Nur Çebi de. Çocuk bana diyor ki, ya çocuk olduğunu sonra öğreniyorum tabii. Bu hikayeyi bir duysun Beşiktaş'ta. Tabii ki Hasan Arat'a diyor. Peki niye Hasan Arat'a diyorum? Ya benim telefonum 8-10 tane gece yarısı bir çocuğun elinde nasıl dolaşır arkadaş? Böyle bir şey olabilir mi? Peki niye Hasan Arat? Tweetleri çok güzel. Okey peki. Beraber gel oy kullanalım. Aynı gün ben de Hasan Bey'e oy vereceğim diyorum. Ben oy kullanamam diyor. Niye diyorum? Genel kurulu üyesi değilim diyor. Yani üye değilim ben diyor. Niye, gel üye yapalım seni diyorum. Ben de destek olayım sana. Ben 15 yaşındayım diyor. 8 tane diğerine de aynı numarayı yaptım ben. Aynı şekilde konuştum. Burada bunlar hepsini size ben gösterebilirim çıkışta burada. Siz duygusal anlamda da çok yorulmuşsunuz yani, başkanım. Tabii çok kardeşim yorulmuşsun. Bunlar ayıp şeyler. Yani gecenin saat 1'inde 2'sinde çoluk çocuktan affedersin o mesajları almak çok kolay mı zannediyorsunuz yani? Tanımadığım numaralar, bilmediğim numaralar. Nereden buldun diyorum. Bize diyor birileri gönderiyor bunu diyor. Bu mesajları da böyle at diye. Ben bunları size çıkışta göstereyim. Sayın Başkanım, biraz önce dediniz ya Sayın Fikret Orman, Sayın Hasan Arat'la ilgili. Hadi onların mesela Fikret Bey'in size kırgınlığı var. Hasan Bey başkan olmak istiyor ama hani Umut Bey'in herhangi bir bundan sonra bir planı Beşiktaş'la ilgili. Hani ben kendisiyle konuştuğumda da hiçbir planı görünmüyor. Görünmediği için hani bilmiyorum ama. Ona sorun. Yani. Peki bir daha sorun. Ona sorun. Ona sorun çünkü... Onun sosyal medyada yazan çizen adamların yarısı da benimle oturup konuşuyor. Ben de gülüyordum ama artık gülmeyi bırakacağız. Başkanım, Serdal Bey sizi hiç aradı mı bu süreçte? En azından size danıştığı şeyler tabii, oluyor mu? Ya tabii, şu şöyle mi böyle tabii, mi tabii, tabii tabii. Aradı. Tabii arıyor, soruyor. Soruyor. Hasan Bey hiç aramıyor. Yok, Hasan Bey'le bir ilişkimiz yok. Serdal Bey dedi ki bir Beşiktaş başkanı, bir kulüp başkanı hiçbir zaman bir transfer için kimsenin ayağına gitmez, bir başkanın ayağına gitmez gibi mealen söylüyorum. Ama Hasan Bey de Paris Saint Germain başkanıyla bir fotoğraf verdi. Ve Chelsea ile Paris Saint Germain'le sıkı ilişkilerinin olduğunu, çok önemli transfer yapılacağını, dünya çapında, şimdiki transferler gibi değil, dünya çapında isimler alınacağını söyledi. Bu konudaki yorumunuz nedir? Beşiktaş başkanı bir kulüp başkanına gider mi, gitmez mi? Siz gider misiniz? Vallahi herkesin bir yoğurt iş tarzı vardır. Seçim arifesi, her şey olabilir. Şimdi bunların hepsi bir projeleri var, anlatıyorlar, yapıyorlar. Birisi diyor ki ya böyle bir şey o saçma, şöyle bir şey olsa. Ben hiçbirisi için bunlar saçma sapan şeyler diyemem. Sadece geldiklerinde hangisi gelirse gelsin, hangisi gelirse gelsin. Sadece söylediklerinin yapılıp yapılmadığını ben takip etmekle mükellefim. Yoksa şu anda söylediği bir şeyin imkansız, olamaz veya bu doğru, bu yanlış demem doğru değil. Siz de beyaz oy sayacak mısınız bıraktıktan sonra? Benim kötü niyetim yok. Saymayacağım. Takipçi olacak mısınız? Seçime girerken söylemiş olduklarının hepsinin arkasında olup olmadıklarına bakacağım. Peki Hasan Bey ya da Serdal Bey geldiğinde, ya Ahmet Başkanım kusura bakma ama biz bu her şeyi incelemeye alıyoruz diye dediklerinde ne yapacaksınız? Zaten ben istiyorum bunu. Ben istiyorum, bakın her yerde söylüyorum ben. Bakın denetleme kurulunun şimdi ifadelerinde var Sayın Orman'ın. Hı hı. Diyor ki benim zamanımda... Hep konu Orman'a geliyor, Sayın Orman'a geliyor. Ama benim de bunlara cevap vermem lazım Erdem Bey. İstemiyorsan konuşmayalım. Yok estağfurullah, yani. estağfurullah sorun tabii. Şimdi... Söyleyin tabii. Benim zamanımda diyor Feyyaz Bey diyor her şeyi diyor denetliyordu diyor. Şimdi diyor denetlenmiyor diyor şimdiki denetim kurulunun diyor ifadesini diyor. Ya ben denetleme kurulunun istediği her şeyi ben kendim önüne verdim.
verdim. Hı hı. Sadece neden istediklerini bana anlatmaları gerekiyor. Çünkü tüzük bunu icap ettiriyor. Değil mi? Artık Feyyaz Bey'in orada o denetlemeleri yaparken ne kadar zorlandığını da Feyyaz Bey birileri sorsun bir telefon açıp. Yani bu kadar bu ifadeleri burada rahat konuşmanın bir anlamı yok. Özellikle bir daha vurgulamak istiyorum. Denetlenmesini ben kendim talep ediyorum. Bundan sonra Beşiktaş'ta bunun örf, adet ve tahammül olmasını söylüyorum. Kimse kendi dönemini denetleyemez. Herkes bıraktıktan sonra bir sonra gelenin arkadaşı da olsa, dostu da olsa bir evvelki dönemi denetlemesi gerekiyor. Beşiktaş ancak böyle yola gelebilir. Anladım. Çekinmesi lazım insanlar. Bir şey yaparken 40 kere düşünmesi lazım. Bu kapanır gider dedi. Benimki de denetlesinler. Varsa tam bir bedelini öderim. Bu kadar basit. Anladım Sayın Başkan. Evet, sorularımız olacak Twitter'dan hoca gönderme. Ondan sonra sosyal medya kumpasları yine. Bunun haricinde tavsiyeleriniz olacaktır. Ve takımla ilgili yine esas sorular takımla ilgili yine sorularım olacak Sayın Başkanım. Bu gece biraz uykusuz bırakacağız Beşiktaşlıları. Ama şöyle bir şey yapalım. Evet, bugünlerde çok sıkıntılı duygusal anlar yaşıyorsunuz. Ben yönetmenimden rica edeceğim. Bir 5 dakika sonra reklama gidelim ama Sayın Başkanıma bir klip izleteceğiz. Arkadaşlarımız yaptı. Geçtiğimiz günlerde yine acınızı paylaşıyoruz. Cenazeniz vardı. Çok çok rahmet diliyoruz buradan bir kez daha. Beşiktaş taraftarları arasında gitme diyenler de var. Beşiktaş taraftarları arasında Sayın Başkanım lütfen kal diyenler de var. Sayın Başkan acaba son güne kadar kalır mı? Lütfen kalsın diyenler de var. İnanmıyorsanız birlikte izleyelim Sayın Başkanım. Ya bana zaman zaman gözlerinizin dolduğunu görüyorum Erdemciğim, çünkü böyle. Çok geliyor bunlar. Yani bunlar çok geliyor ama sonuç itibariyle bir kan değişikliğinde fayda var. Yani bırakalım Beşiktaş'ın bir huzura kavuşması lazım. Çünkü biz burada kaldığımız müddetçe bizi huzur edecekler. Aileniz mesela kal diyor mu Sayın Başkanım? Yok, hayır, ailem kal demiyor. Çünkü çok üzgünler. Yani benim çocuklarıma gece yarısı açılan telefonlar, eşime gönderilen videolar, bunları ben affetmedim. Bunların hesabını arkadaşlarla oturup konuşarak göreceğiz. Bir izleyelim, sonrasında dönelim, sonrasında reklam edeceğiz ama önce bir klibi izleyelim. Sonrasında Sayın Başkanıma bir kez daha döneceğim. Bir görelim, birlikte Sayın Başkanım'la izleyelim. Buyurun. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çay molası verelim Sayın Başkanım. Verelim. Bir reklama gidelim. Evet. Reklamdan sonra parmak olayı dahil her şey var reklamdan sonra. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ile Ahmet Bey ile programımız devam ediyor Sayın Başkan'la. Çok güzel mesajlar alıyoruz şu anda Türkiye gündeminde. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız Sayın Başkanım. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar tekrar devam ediyoruz. Henüz yarılamadık bile belki de. Şu anda Sayın Başkanım transferlere gireceğiz. Tabii ki gireceğiz ama tabii işte Sergen Yalçın, Ramoslar, Talişkalar, genç oyuncular, Serdar Saatçi, Rıdvan, Emirhan hepsi var. Bunların hepsi var. Türkiye Futbol Federasyonu, MHK hepsi var. Öncelikle az önce izlediğiniz kliple ilgili duygularınızı alalım Sayın Başkanım. Gözleriniz doldu. Ben sizi hiç böyle görmemiştim. Ne diyeceksiniz? Değdi ya. 11 seneyi böyle bitirmek güzel oldu. 6,5 sene ikinci başkanlık, 4 sene de başkanlık. Duyduğum şeyler hoşuma gitti. Çok okuraya girmeyelim. Biraz duygulanacağım. Biz işimizi bitirelim. Bitirdiniz mi Sayın Başkanım? Mesela yoksa virgül mü? Yani mesela Beşiktaş zor günler atlatıyor diyelim, Allah korusun. Hiçbir kulüp öyle bir sıkıntı yaşamasın. Sayın Ahmet Nur Çebi bir gün yine Beşiktaş başkan adayı olur mu? Bana ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum. Duyulmaması gerektiğini düşünüyorum. 15-20 milyonluk bir camiayız. Benim gibi burada milyonlarca insan var. Artık onları göreve davet ediyorum. Bu kırgınlıktan mı? Hayır, kırgınlık değil ama ben görevimi tamamladım. Çok yoruldum. Maddi manevi çok kayıplarım oldu. Artık görevimi tamamladım. Bakın ben Karabük Demirçelik'te 35 yaşında devletin ilk fabrikasıdır. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini yaptım. Zor günde onu o fabrikayı ayağa kaldırdım. Görevimi bitirdim geldim. Beşiktaş'a geldim. Zor günlerde buraya yardımcı oldum, destek oldum. Çok da onurlu ve gururlu bir görev yaptım. Bana bu şansı veren genel kurula çok teşekkür ediyorum. Taraftara da kırgın değilim. Ben de maç kaybedince
duvarlara tekme attım, sıkıldım. Onları anlayabiliyorum. Ama onlardan bir tek ricam var. Yani lütfen takımı desteklesinler. Maç bitene kadar takımını desteklesinler. O formayı giyen çocuklara destek olsunlar. Kızıp ani feveran ederek takımlarına zarar vermesinler. Bu futbolda da baskette de geçerli. Ve bundan sonra belki sonunda söylemem gereken bir şey daha söylüyorum. Bundan sonra kim başkanımız olursa ayın 3'ünden sonra hepimiz onun arkasında duralım. Birlik ve beraberlik içerisinde. Ta ki seçim dönemi gelene kadar ona destek olalım. Sayın Aleyhinde başkanım. Çalışmayalım yani. Evet. Anladım. Peki Beşiktaş dedik ama benim aldığım bir istihbarat var. Kulüpler Birliği'nin size Sayın Ali Koç, Sayın Dursun Özbek, Sayın Ertuğrul Doğan ve Sayın Süleyman Hurma gibi isimler, futbolun önemli isimleri. Bütün başkanlar çok değerli tabii ki ama ileride bir federasyon başkanlığı için sizi işaret ettiği yönünde bir haber var. Aldığım bir haber var. Bu bir istihbarat. Bir federasyon başkanlığı için planınız var mı ilerisi için? Kulüpler Birliği'nde bu konuşuldu mu? Bir vedaydı ama sonda bizim sevgili Devrim Zengi'ye de verdiğiniz mesaj çok çok önemliydi. Arabada giderken verdiğiniz mesaj, hani Türk futbolunun toparlanması derken oradaki mesaj sanki ilerisi içinde bir düşünce gibi geldi bize. Bu konuda bir planınız var mı? Futbol Federasyonu Başkanı olarak görecek miyiz Sayın Ahmet Nur Çebi'yi? Hayır, kesinlikle böyle planım yok. Hatta yine oraya gelecek. Orman'ın ifadelerinde yine o var. Diyor ki, federasyon başkanı olmak için federasyon, şimdiki federasyon başkanına muhalefet etti. Alakası yok. Onu da bu arada cevaplandırayım. Ben Servet Yardımcı'nın uzun yıllar federasyon başkanlığı yapması ve futbolun içinde olmasından dolayı onun bu görevi daha yapacağını düşündüm. Dolayısıyla ona muhalefetim, federasyon başkanına muhalefetim ben oraya aday olacağım diye değildi. Hiçbir zaman için aklıma gelmedi. Beşiktaş çok kutsal bir yer. Benim için önemli bir yer. Bu benim büyük aşkım. Dolayısıyla buraya hizmet etmek benim için öncelikli. Ettim. Eğer böyle bir gücü bir daha bulursam bunu Beşiktaş'ta kullanmayı tercih ederim. Sayın Başkanım, Futbol Federasyonu ile aranız neden soğuk? Mesela Sayın Mehmet Büyükekşi ile. Şimdi dediğim yavaş gibi az gibi. Evvel izah ettim zaten girişi olsun konunun. Yani haklı olarak ben de kendimce hakkı gördüm. Bir başkasının adayı olup burayı yönetmesini tercih ettim. Bu benim doğal hakkım. Dolayısıyla aramızda bundan dolayı bir kaynaklanan bir soğukluk olduğunu düşünüyorum. Yani onun bana karşı bir tavrı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu zaten hareketlerinde, tavırlarında, birbirimize olan ilişkilerimizi zaten yaşadık. Bunu kamuoyu da gördü. Hani Beşiktaş camiası çoğu zaman diyor ki işte elini masaya vurmuyorsun, yapmıyorsun. Ya benden daha fazla federasyonla kavga eden bir kulüp başkanı var mı? Yok. Tavır koyan var mı? Yok. İlla kavga dediğiniz fiziki kavga değildir. Bir tavırdır, bir şeydir. Ben MHK'nin buradan gitmesini isteyen, yenilerin gelmesini isteyen bendim. Arkasında durdum. Hiç değişmedim. Beşiktaşların hepsi bundan mutlu olması lazım. Bir Beşiktaş başkanı olarak ben bir gün böyle bir gün şöyle yapmadım. Dolayısıyla federasyonun başkanının tarz ve tavırları Beşiktaş'a karşı olumsuzdur. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Biz de ona karşı bir tavrımız var. Bu yaptıklarından dolayı var. Yoksa kişiliğinden, şahsından dolayı değil. Biliyorsunuz birkaç tane konu oldu. Bir tanesi işte Ankara'da genel kurulda Ali Koç beyefendiye kulağına bir şey söyledi ve bunu bir şekilde dilini çözdüler falan. Adama biz mektup yazdık beyefendiye, sayın başkana. Dedi ki böyle bir şey var mı değil mi? Biz ağzından duymak istiyorum çünkü o da yazdı. Böyle bir şey söylemem mümkün olabilir mi? Koskoca Beşiktaş Camiası. 120 yıllık bir çınara. Mektup bende duruyor. Bu benim için yeterlidir. Birine infaz, yargısı infaz yapamazsınız. Önce soracaksınız. Şimdi ikincisi geldi. Gelelim en önemli konu. Şimdiki bir parmak sallama olayı var. Parmak sallama. Ama parmak sallamadan önce bir kürsüye vurma olayı var. Ya kürsüye de vurdu. Onu da yaptı, bunu da yaptı ama sonuç itibariyle biz de onunla gerekli mücadelemizi vermeye çalıştık. Eğer TFF başkanı eğer bir yanlış yapıyorsa ki bakın bir tane olaya da oradan da girelim isterseniz müsaade ederseniz. Lütfen. Deprem zamanı. Herkesten çok ben acı çektiğimi düşünüyorum. En az onlar kadar çektiğimi düşünüyorum. Ama bir soru geldi. İki tane deplasman Beşiktaş oynamış. Diğer iki rakibimiz oynamayacak. Bunların ikisinin ağzını bıçak açmıyor. Konu bize soru olarak soruldu. Biz de bir gayri ihtiyari olarak dedik ya bu bir haksızlık. Bu doğru bir uygulama değil. Dediler ki böyle bir dönemde sen bu işi nasıl konuşuyorsun? Ya böyle bir dönemde eğer federasyon bunu gündeme getiriyorsa
bunu gündeme getirip Beşiktaş'ın haklarına tecavüz ediyorsa, hı hı, bu da bana soru olarak soruyorsa, ben buna Beşiktaş'ın menfaatini korumadığına cevap vermek zorundayım. Çünkü hayat devam ediyor öyle veya böyle. Şimdi bunu kalktı bizim rakiplerimiz, bundan menfaatlenen rakiplerimiz bunu kullandılar sonuna kadar. Hakkını kullandılar, hı hı, ve benim bu ifademin de arkasında hepsi sosyal medyasını harekete geçirerek bizi linç ettiler. Ama benim Beşiktaş camiasının benim arkamda durması gerekirken o anda onlar da bu acılı ortamdan bir yanlış anlayarak beni eleştirdiler. Biz zaten o gün kaybettik federasyon olan kavgamızı. Adamlar dediler ki ya federasyon herhalde bak dedi ki ya bana, kendi camiası buna sahip çıkmıyor zaten saldırıyor dedi ya bu kale almayın gibi. Yani bu ortam o gün yaratılmamalıydı. Sonuç itibariyle depremde acıyı herkes kadar ben de çektim. Herkes kadar ben de mücadele ettim. Hatta sonrasında gittiniz. Çok gittik okullarımızı gittiniz, yaptık. Yönetim olarak okullarımızı gittiniz. Okullarımızı yaptık, açtık. İlk tırları biz indirdik. İlk uçağı biz kaldırdık. Yani bunları yaparken bizim Beşiktaş'ın menfaatlerine zarar verecek bir kararı böyle bir ortamda alan federasyona benim cevap vermem gerekirken verdiğim cevaba diğer rakipleriniz bu işten menfaatlenerek bize saldırıyorsa benim camiam benim arkamda durması gerekirdi. Ama anlıyorum o acılıyı, o acıyı onlar yanlış anladılar. Ve sonuç itibariyle onlar da bize saldırınca federasyon tarafından biz şey görüldük artık. Topal ördek gibi olduk. Bu doğru değildi. Ve o günden sonra da zaten bizim federasyonla ilişkilerimiz her bir şekilde kötü gitti. Şimdi parmak sallamaya geleyim mi? Evet Sayın Başkanım. Lugano maçı lütfen gelelim. Gelelim. Şimdi o maça ben federasyon başkanı davet etmedim. Zaten ilişkim sıfır. Yani bir şekilde davet etmediniz. Etmedim. Kendisi kalktı geldi. Gelebilir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. O bir kurum. Ve yanımızda bakan oturuyor. Selamlaştınız mı geldiğinde? Tabii hoş geldiniz dedim. Oturdum yani sonuçta. Federasyon Başkanı. O arada onunla ilgili bir tezahürat yapıldı. Doğru değil, kabul etmiyorum. Yani dürüst olmak tabii, lazım. Tabii. Olmaz böyle bir şey yani. Ve ben çok üzüldüm o anda. Gerçekten çok üzüldüm. Ama o anda o ayağa kalktı. Eliyle onun parmak salladığı anlatılan hikayeyi size anlatayım. Bu tribünle bu tribün dedi. Beni alın sevgili yönetmenimden rica edeceğim. Sayın Başkanım özür dilerim. Sayın Başkan tam vücut dilini de kullanıyor. Buyurun Sayın Başkanım. Bu tribünle bu tribün dedi. Organize dedi. Olmuşlar dedi. Ben dedi burada bir dakika daha durmam dedi. Ve kalktı gitti. Ben de ayağa kalkmadım gitti. Şimdi yanımda bakan oturuyor. Sayın Osman Aşkın Bak. Evet, bakan oturuyor. Sen bir defa bakanın yanında kalkıp bu hareketleri yapamazsın. Eğer bu küfürden rahatsızsan ki ben de rahatsızım. Tasvip etmiyorum. Bunun sorumlusu sizsiniz dedi mi size? Hayır bana öyle bir şey söylemedi. Bunlar dedi şey dedi organize olmuş vaziyetteler dedi. Bana dedi bunu tersini dedi anlatamazsınız dedi. Yani size niye söylüyor ama? Ya sonuç itibariyle bana söyledi bunu. Bu söylediği bir şeye benim o anda kalkıp ona şimdi bana parmak sallayamaz. Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamaz. Zaten kendisi bir ertesi gün bunu da parmak sallamadığını açıklamasını yaptı. Şimdi bu bunu yaptıktan sonra bu bir özürdür. Ama ne olursa olsun oraya geldin, beklersin. Bana da orada hakaret ediliyor. Taraftar kızmış, sinirlenmiş ama olmaması lazım. Ben zapt edecek olsam zaten ben kendime bunları yaptırtmam. Anlatabildim mi? Ve kalkıyorsun 5 dakika sonra devre arası var. Beklersin. Oradan çıkarsın sessizce gidersin. Art niyetli. Hareketleri, tavırları, davranışları art niyetli. Zaten bana yapılan bu kumpasın içerisinde TFF'nin başkanının da ben işin içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hakemleriyle, gözlemcileriyle, tahkim kurullarıyla hep beraber bir şekilde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi'den kurtulmak için onlar da gayret sarf ettiler. Bizimkiler de arkasına takıldılar. Bugünkü durumu maalesef sebebiyet verdiler. Net bir şekilde söylüyorum. Bir parmak sallama olayı yoktur. Yalnız hareketi, vücut dili ve tavrı yanlıştı. Orada 50 bin tane, 40 bin tane taraftar var. Sessiz bir şekilde çıkarsın. Arka tarafta bana ne söyleyeceksen söylersin, orada hesaplaşırsın. Ben bir çebiyim. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum. Bunu yaptırtmam. Bunu yapıldığını propaganda olarak şu andaki adaylar kullanıyorlar. Lütfen orada bir dur. Herkes bir duracak. Öyle bir şey yok. Bunu fazla daha fazla kullanmanın bir anlamı yok. Ben federasyonda gerekli kavgamı yaptım. Herkes hakemlere gittiğinde geri gelsinler diyenler, ağızlarını açmayanlar bugün görüyorsunuz. 8 Mart ona geleceğim. Evet. Ha, sürekli konuşuyorlar. Sayın şimdi. Başkanım çok özür dilerim.
sizin oradaki yüz ifadeniz de mesela fotoğrafta şöyle görüntünüz de aslında o fotoğrafta insanlarda psikolojik olarak ya Beşiktaş Başkanı sustu cevap vermedi. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin parmağını şu şekilde hani size doğru insanlar onu Beşiktaş'a karşı yapılmış bir hareket olarak nitelediler tabii ki. Yani orada da insanlara da niye böyle düşünüyorlar da diyemiyorsunuz tabii ki. Yani olayı da bilmiyorlar. Ama şunu yapabilir miydiniz mesela? Hani siz de ayağa kalkıp buyurun beraber dışarı çıkalım veya buyurun kalkın beraber gidelim diye. Yoksa buna Sayın Bakan'a olan saygınızdan dolayı mı kendinize engel oldunuz? Bakın yani ben Sayın Çebi mesela orada durmaz. Yani böyle durmazdı. Hani ne olursa olsun stadı da gösterse, çevreyi de gösterse. Bakın Erdem Bey, bir defa maç seyrediyorsunuz. Bir anda bir adamın biri kalkıyor, o tribüne bu tribüne diye bir şey söylüyor. Siz de böyle oturduğunuz yerden göremiyorsunuz. Ben de böyle baktım. Yani evet, bunda, evet. Bu gayet doğal. Burada da Bakan Bey var. Ve adam da zaten Sayın Başkan da çekti gitti. Yani bu kadar benim için basit. Yani bu olay bu kadar büyütülmemesi gerekiyor. Ama federasyon başkanının oradaki vücut dili yanlıştı. Art niyetliydi. Bir beş dakika daha bekleyip daha sonra içeriye girebilirdi. Hayır, siz de o art niyeti anladığınız için siz de art niyetli olup mesela niye kalkmadınız? Sen ama, ne diyorsun ama diye mesela. Ama bir dakika içerisinde ne oldu? Ne olduğunu anlamadım ki ben. Maç seyrediyorum. Bir anda ayağa kalktı gitti. Arkadan gitti. Gitti. Bitti. Bizim için bitti. Zaten gerekli yönetici arkadaşlarıma ben işaret ettim. Onlar gittiler. Gereken onlara söylediler asansöre binerken. Öyle mi? Tabii. Ne dediler mesela Sayın tabii. Başkanım? Bu çok önemli. Yani yaptığınız hareket yanlış. Burada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yöneticiler. Tabii. Tabii söylendi. Seyit Ateş Bey söyledi. Gitti koşarak arkasına söyledi. İşaret ettim gitti. Bir arkadaşım daha gitti ama hangisiydi bilmiyorum. Ya sonuç itibariyle TFF'nin zaten tavrı belli. Belli. Bir kumpas kuruldu. Ahmet Çebi kendisine bir rakip olarak gördü. Yani rakip derken kızgın bana neden ben ona destek olmadım diye. Olmadım. Ama siz de demek ki o hareketi yapmadı ama Beşiktaş'a yaptı. Hangi hareketi? Şu hareketi Beşiktaş'a yaptı. Bakın, o zaman. Erdemciğim, bak tekrar yanlış yere doğru gidiyorsun. İşi iyice doğru noktaya götürmek doğru noktaya getirme. Böyle bir hareket yapma da. Şu burası. Bu ve bu türbün. Burası. Tekrar döndü bu türbün. Ben anlamadım ne oldu. İki kere yaptı bu hareket. Dolayısıyla bunun parmak sallanmış gibi gösterilerek. Anladım. Beni ve Beşiktaş'ı küçük düşürmeye çalışılmasına karşıyım. Anladım. Çünkü ertesi gün Sayın Başkan çıktı açıklama yaptı. Ben böyle bir şey yapmadım dedi. Yok mu açıklaması? Var var. Var. Ama özür dilemedi. Ya özür dilip dilemesine ben bir şey söyleyemem. Ben bu hareketi yapmadım diyor. Ben o hareketi yapmadığını teyit ediyorum. Böyle bir hareket yok. Parmak bugün sallamak. Olsa ne yaparsınız? Aynı hareketi. Aynı olsa. Hareketi yaparım. Hiç yapacak bir şeyim yok. Rahatsız olmuş. O parmak burayı gösteriyor. Bu parmak sallama değildir. Peki kendisi gittikten sonra Sayın Bakan Bey ne dedi acaba? Ne konuştunuz? Hiçbir şey. Bakan Bey'le ben hiçbir şey konuşmadım. Kendisi konuşsun. Ben de konuşacağım. Bakan Bey'in yanında adam kalkmış. Terbiyesizlik yapmış. Hata yapmış. Bir bakanın yanında bunu söyleyemezsiniz. Olmaz. Olmaz, yapamazsınız. Sayın Bakan da çok şaşırdı çünkü. Yani tabii ben mi söyleyeceğim yani, o orada duruyor. O da çok üzüldü zaten. Ben fark ettim onu zaten. O da kalktı. Müsaade istedi, kalktı. Yani, ben gideyim Sayın Başkan dedi. Rica ederim efendim. Yolcu edelim diye aşağı indirdi. Yani hikaye bu. Ama o gün o taraftar biraz daha keşke sakin olsaydı. Çünkü maç alıyoruz. Maç kazanacağız. Lugano maçı yani, gitti. Tabii yani gitti o maç yani. Gitti. Ve halen tekrar söylüyorum. Art niyetliydi. Vücut dili yanlıştı. 5 dakika daha bekleyip içeri girebilirdi. Anladım. Ama ertesi gün yapmış olduğu açıklama ben böyle bir hareket yapmadım demesi benim için yeterli. Yeterli çünkü ben öyle bir hareket görmedim Ertan'cığım. Yok öyle bir hareket. Bakın bunu tekrar burada söylüyorum. Benim yarın Beşiktaş'ımıza başkan adayı olacak arkadaşlarımızın ikide bir parmak sallama olayını propaganda aracı kullanmalarını kabul etmiyorum. Dikkat etsen Beşiktaş'ı kırıyorlar. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz başkan olduğumuz sürece Beşiktaş'tan özür dilemediği sürece bu stada giremez Sayın Mehmet Büyükekşi için. Olur, yapsınlar. Siz devam etseydiniz özür dilemediği sürece stada Mehmet Büyükekşi, Sayın Büyükekşi gelebilir miydi? Ben almazdım. Ama bir şey de konuşalım gerçi. O stat bizimdi ki. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü. Bakanlığa ait bir stat o. O protokol türbünü biliyorsunuz. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne ait. Oraya karışamazsınız. Onlara ait bir alan burası. Ama kendisini karşılamam, yanında oturmam, gereken tepkiler benim sınırlarım içerisinde, bana tanınan haklar içerisinde yaparım. Ama maçın ortasında 5 dakika kalmış, heyecanlıyız, bir şey söylüyor. Ne söylemek istediğini anlamıyorum. Bir anda onu söyleyip geri çıkıyor. Gidiyor.
Kulüpler Birliği'ne de size bu konuda destek verilmiş. Yani bu konu konuşulmuş, size söylenmiş yanlıştı diye. Orada da konuşulmuş bir hayli. Ya kulüpler birindeki konulara orada içeride konuşulanları benim söylemem doğru olmaz. Ha, bir de o bir sorunuz daha vardı. Kulüpler Birliği'nde bana karşı bir teveccüh. Evet. Federasyon başkanlığı yani için. Konuşuldu. Bunlar konuşuldu. Yani sizin başkan olmanız yönünde yani kulüpler birliğinden destek aldınız vardı mı? Çoğunda vardı bu. İsimlerini şimdi versem Sayın yanlış Koç. Olabilir. İsimlerini versem yanlış olabilir. Çünkü hepsi şu anda takımlarının başında federasyonla ilişkilerini yürütmeye çalışıyorlar. Zaten çok da güzel yürütüyorlar. Hakemlerden razıyız dediler. Şimdi de kalktılar. Her gün sabah akşam hakemleri yeriyorlar. Ama Sayın Ali Koç'un 2-3 hafta önce divan kurulunda aynen şunu söyledi. Lütfen çok özür dilerim. Diyor ki son yüksek divan kurulunda 8 Mart'ta ilgili haklı olduğunuzu söylüyor ve haklılığınıza destek veriyor. Teşekkür ediyor, hatta özür diliyor. Diyor ki Sayın Ahmet Durucu bir haklıymış diyor 8 Mart'la ilgili hakemler konusunda. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? İzlediniz mi o konuşmayı? Getirdiler bana. Ben evet. Maalesef izlemedim. Ferhat Gündoğdu, Sayın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konusunda. Evet diyor, haklıymış. Kendisine de teşekkür ediyoruz diyor Sayın Ali Koç. Böyle bir destek verdi. Keşke o gün Ali Bey, hakikaten gerçekten çok açık ve dürüst bir insan. Saygı duyuyorum. Rakip takımın başkanıdır. Ama sarılmanızdan bile bayağı bir sıkı sarıldı size Sayın Başkan. Bizim çok iyi bir dostumuz var. Ben Dursun Bey'i de seviyorum. Dursun Bey benim aile dostum. Bir probleminiz yok değil mi? Hiç kimseyle yok ama sonuç itibariyle bir şey yanlış yaptıkları zaman da çıkıp konuşmak benim en tabii hakkım yani. Hı-hı. Onları da yapıyoruz. Çok daha fazla bu konuda... Ali Bey'i aradınız mı sonrasında bu konuyla ilgili? Yok, hayır. Konuşmadınız. Hayır. Peki. Sayın Ali Koç diyor ki bildiklerim var Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK hakkında. Erdem Bey diyor ki elimde belgeler var. Sizde böyle bildiğiniz şeyler var mı? İleride ben de anlatırım ya da şimdi anlatırım, gider ayak anlatırım dediğiniz belgeler var mı? Onlarınki gizli yapılıyor. Bizimkini zaten açık açık yapıyorlar. Dolayısıyla bizim belgeye falan ihtiyacımız yok. Peki bekliyor musunuz Erdem Bey'den böyle bir bilgi nedir acaba diye ya da Sayın Ali Koç ya diyor ya. Ben zamanında söyledim Erdem'ciğim. Bunlar kayıkçı kavgası yapıyorlar. Kayıkçı kavgası. Ben bunu söyledim. Varsa bir şey getirin konuşun. Nedir? O ona bir şey söylüyor, ona bir şey söylüyor. Gerek yok. Ben netim. MHK'ye gitmeli. MHK'ye özel seçilmeli. MHK'ye o sandıktan TF Başkanı nasıl çıkıyorsa çıkmalı. Serbest olmalı. Anlatabildim mi? Oyla gelmeli oraya. Seçilmeli. Benim oyumda gelmeli. Yani ben TF Başkanı seçeceğim. TF Başkanı istediği adamı seçecek. Yok öyle bir yağma. Sayın Başkanım, Sayın Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanımız, önce Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Beyefendi ile bir araya geldi. Sonrasında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. Bu bir mesaj aslında. Çünkü Sayın Ali Koç da söyledi. Sizler de defalarca söylediniz. Bir temiz eller operasyonu gerekiyor futbola diye. Futbolda bahis, kara para, şike, teşvik... son zamanlarda kara para özellikle devletimiz elini değil gövdesini taşın altına koydu yine. Ruhunu taşın altına koydu. Ve devlet her zaman 18 yaşındadır, devlet her zaman güçlüdür. Çok güçlü bir mesaj verdi. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Temiz eller operasyonu şart mı? Bu konudaki bu... Şart. Şart, kesinlikle şart. Sizin devletin, de kulağınıza bir şeyler geliyor mu bu konularda? Devletin artık bu işe yani elini taşını falan vücudunun altına koyması lazım. Çünkü futbol, spor artık çok önemli. Hem ülkenin tanıtımı ile ilgili, hem gençlerin spor yapması ile ilgili her konuda spor artık çok önemli. Dolayısıyla devletin burada zafiyet yaratacak her türlü olayı ortadan kaldıracak şekilde gereken tedbirleri alması lazım. Sayın Başkanım, Sergen Yalçın neden devam etmedi? Niçin devam etmedi? Uçakta bir görüşme oluyor, sonra sizin evinize herhalde bir davet olayı var. İşte bir saatlik bir mesele olayı var. İşte siz 8 milyon euro vermişsiniz, 9 milyon euro, 20 pardon 8 milyon TL, 9 milyon TL bir anda baktınız. Sonra 20 milyon TL isterim demiş herhalde. Bunlar hep böyle söylenti, bilgi kirliliği. Sergen Hoca ile neden devam etmediniz? Pişman mısınız? Bu konuda ne diyeceksiniz? Bakın ben Sergen Hoca ile devam etmeden durumum benim olmadı. Anlatıyoruz ama her şey unutuluyor. Biz şampiyon olduk. Hocamı tebrik ediyorum. Başarılı bir süreç geçirdik. Beşiktaş'ta çok da sevdiği bir kişi kendisi. Futbolculuk zamanı. Bir de üstüne ya Sergen Hocamızı bugüne kadar birçok başkan adayı veya başkan
niye getirip de hoca yapmadı? Bunu ben yaptım ya. Bu gurur benim gururum. Ve de doğru da yaptım. Doğru da yaptım. Şimdi şampiyon olduktan sonra kendisini Ankara'ya giderken uçaktan dedim ki inerken. Yarın sabah gel şu bitirelim tatilini öyle git. Başkanım ben dedi iş konuşmak istemiyorum. Bir ay kafamı dinleyeceğim dedi. Tamam mı? Yani tarzı sempatik birisi. Yani böyle söyledim abi. Klasik Sergen hocam ya. Çok sevgiler buradan. Ya hocam gel bir konuşalım öyle git dedim. Sağ olsun sabahleyin geldi oturduk konuştuk. Bir yere gelemedik. Yani o diyor ya çok cüzi bir şey teklif ettiler. Komik bir şey teklif ettiler diyor. Ya şimdi Sergen hocamın da bana söylediği de bana komik geldi. Ama sonuçta biz Sergen hocanın istediğini sonuçta verdik. 8 milyon 20 milyon dolar. Ya rakamlara doğru girmeyelim. Şimdi onlar istediği rakamı verdiniz sonuçta. Tabii verdik yani sonuçta gelmedi gitmedi konuşmadı etmedi inat etti. Ben bu paradan aşağı çalışmam dedi veya sonra hocalık yapmayacağım dedi. Emre Koca da her gün Çeşme'de kapısındaydı ya. Kapısında değil de biraz düzgün kullanıyor. Yok, evet. Yanına gitti ikna etmek için falan. Sonuç itibariyle işte geldi evine gitti. Biz de evine gittik Beşiktaş taraftarı istiyor diye. Olsun değer mi der şampiyon yapmıştık takımı. Ama benim de böyle bir cimriliğim var yani biraz hep pazarlık ederim falan. O da çok sevmedi pazarlığı ama sonunda istediğini aldı. Ve gidişi gerçekten bir kere kendisi giderken dedim ki kal biraz daha dene dedim. Yaparsın bu işi biraz daha ben yanındayım dedim. Başkan bir iki maç daha deneyim ama olmasa ben gideceğim dedi. Olmuyor dedi. İki maç sonra geldi ben dedi gidiyorum dedi. Bana müsaade et dedi. Vedalaştık. Kendisi yani, istedi. Kendisi istedi yani bunun tersini... Hocam gelsin kendisi diyor. Ben hocamı ben göndermedim. Ben onunla çok güzel günler geçirdim. Yani en iyi çalıştığım demeyeyim de çok rahat ilişki kurduğum bir hocamdı benim. Dolayısıyla Sergen Hoca'yı ben geç kontrat imzalamadım. Zaten Sergen Hoca kontratı imzalasa da bir ay zaten tatil yapacaktı. Zaten tatil sözü bitiminde imzaladık. Görevinin başına geldi yaptı. Şansımız yaver gitmedi. Bir şeyler kötü gitti. Biliyorsunuz o tarihte Pjanic'i aldık, Alex Sekçere'yi aldık. Hocanın bir lafı var. Ben bu takımda şampiyon olurum dedi. Fakat maalesef olmadı yani. Sayın Başkanım ama yine yanlış anlamayın. Mesela ben şöyle düşünebilirim. Ben de mesela başarılı birisi olduğuma inanıyorum. Hı-hı. Ben şampiyon olmadan önce sizin benimle konuşmanızı isterdim. Mesela bir teknik adam olsam ya da kanal yönetimimde de mesela sezon sonu gelmeden, sene sonu gelmeden benimle masaya oturmasını isterim. Sene sonundan sonra ya da ne bileyim reytinglerde en iyi biz olduktan sonra değil bana inanıyorlarsa. Şampiyon olmadan önce Sergen Hoca ile görüşebilir miydiniz? Neden ya şampiyon olduktan sonra? Şampiyonluğa gidiyorsunuz. Her maç kritik. Daha motive etmez mi mesela? Anlaşamazsak demotive olacak. Sergen Hoca'nın öyle bir şeyi yoktur ki ama. Yani. Yok. Öyle. O da benim düşüncem. O da bir prensip tabii. Yani canım. Şurada 3-4 maç kalmış hocayla masaya oturup sana al gülüm ver gülüm falan onun kafası karışsın istemedim açık söyleyeyim. Anladım. Kötü niyetim değil benim yani. Tercih meselesi Sayın Başkanım. Tabii. Sayın Başkanım peki kalsaydı farklı olabilir miydi? Yani inanıyor musunuz? Ya kalsaydı keşke bir şampiyonluğumuz daha olurdu diyor musunuz? Ya onu da diyemem ama kalmasını çok isterdim. Çok isterdim. Evet. Bakın birinci geldiğinde biliyorsunuz ikinci veya üçüncü olduk tam hatırlayamıyorum. İlk geldiği bir ara dönemde. Dolayısıyla yani ben hocayla bunları hiçbir zaman dert etmedim. Yani benim için hoca gerçekten bir Beşiktaş'taki başarısı, futbolcuyken başarısı, efsane bir kardeşimiz. Benim de kıymetliğimdi, değerliğimdi. Biz onunla güzel şeyler yaptık ama ben de o takımın başarılı olabilmesi için her kuruşlarını gününde ve saatinde ödedim. Hiçbir futbolcum benim geldiğim andan bu tarafa hiçbir hocasının karşısına çıkıp da ya biz paramızı alamıyoruz ne zaman alacak demedi. Benim futbol şube başkanlığında maalesef bunlar 3-5 ay oldu. Hatırlıyorum onları ama başkanlık döneminde olmadı. Bir şey diyemem yani Sergen Hoca olsaydı şampiyon olurduk diyemem ama keşke Sergen Hoca benimle devam etseydi. Yani başıma çok da çorap örüldü yani. Niye yok, niye gitti, niye geldi? Tekrar açıklıyorum ben Sergen Hoca'ya göndermedim. Hatta bir ay daha kalması için, bir ay daha değil, kalması için zorladım bir ay daha zorla tutabildim kendisini. Şenol Hoca'yla mı daha rahat çalıştınız Sergen Hoca'yla mı? Şenol Hoca çok prensipli ve çalışkan bir adam. Bak Sergen söyleyeyim. Hoca prensipsiz mi? Hayır değil. Sergen Hoca ile çok yakın. Biraz daha rahat. Sergen Hoca ile arkadaş gibiydik. Şimdi ben Sergen Hoca'nın abisiydim. Ben tam tersini düşünüyorum. Şenol Hoca ile arkadaş gibisiniz. Şenol Hoca benim abimdi ama ben Sergen'in abisiydim. Dolayısıyla abi olmak her zaman avantajdır.
Tabii. Dolayısıyla Sergen hocam da ben çok keyifli günler geçirdim. Ama Şen hocama da çok güvendim ve rahat etmiştim. Onu da ayrı söyleyeyim. Yani ikisinin de yeri bende ayrı. Yani ayrı. Dolayısıyla Abdullah Avcı'yı da ben göndermedim. Valerian İsmail'i de ben göndermedim. Ben hiçbir hocamı göndermedim. Açık söylüyorum. Keşke getirmeseydiniz Valerian İsmail. Yani o da ayrı bir projeydi ama sabırsızlık gösterildi. Anlıyorum. İşte Türkiye'de futbol bu. Bir an önce şampiyon olmak istiyoruz. Bir an önce başarılı olmak istiyoruz. Hataları var mıydı? Ben teknik olarak her konuya cevap verebilecek bir futbol tecrübem yok. Ama kendisinin başarılı olacağına inancım vardı. Valerian İsmail konusunda hata yaptığınıza inanıyor musunuz? Hayır, inanmıyorum. Söyledim az evvel. Yani ben onun bir proje olduğunu ve uzun zaman içerisinde başarılı olacağına inanmıştım ama medya adamı geldiği günden beri yerin dibine vurdu. Nefes aldırmadılar. Geldiği günden itibaren, bir ay sonra, 10 gün sonra olmadı. Yani medya çok bu konuda çok üstüne gitti arkadaşın. Dominik Torrent olayı yaşandı aslında, Galatasaray'ın yaşadı. Sayın Başkanım, yine çok çok merak ettiğim konulardan biri de Sayın Ceyhun Kazanç meselesi. Nedir bu olayın aslı? Yani Ceyhun Bey niye geldi, niye gitti? Şenol Hoca yok kendisini azarladı, işte siz baskı yaptınız kaldı, niye gitti? Ondan sonra takım işte böyle kötü oldu falan. Bu mesele nasıl çözülür? Yani nasıl noktalanır? Siz burada ne derseniz noktalanır. Bakın, Ceyhun Kazancı benim sportif direktör olarak kafamdaki projenin bir parçasıydı. Hı hı. Tamam. Aynı benim yıpratıldığım gibi o da yıpratıldı. Çok çabuk harcıyoruz. Ama ilk yıpratan Şenol Hoca değil miydi? İlk basın toplantısında. Geliyor, müsaade. Geliyor. Çok yıpratıldı. Şimdi Şenol Hoca'yla ikisiyle beraber konuştuğumda ikisinin de birbirine beraber çalışma isteğini bana teyit ettiler. Hı hı. Fakat açıkça itiraf edeyim. Daha sonradan ikisinin de arkasında, ikisi de beni affetsin eğer yanlış biliyorsam ama fikrimi söylemek zorundayım. Birbirine olan o güvensizliği kafalarının arkasına atamadılar. Şenol Hoca ve Ceyhun Bey. İkisi de birbiriyle olan güvensizliği maalesef kafalarından, birbirlerinin içinden atamadılar kardeşim. Bu da benim hatam. Bakın, bir, Burak'a devam ettirdim ve ona da zarar verdiğim için bunu söylüyorum sadece değil. Yani o da Türkiye'nin bir futbol değeridir. Hı hı. Ben kimseyi burada karalamak, kötülemek için konuşuyorum. Sadece itiraf ediyorum. Hem Beşiktaş zarar gördü hem de geleceği olan bir hocaya Burak'a da zarar vermiş oldu. Bunu net altını böyle çizelim. Aynı şekilde Şenol Hoca'yla Ceyhun Kazancı'nın beraber çalışmaları konusundaki ısrarım ve inancım ikinci hatam olmuştur. Anladım. Sayın Başkanım, reklama gideceğim ama yine çayınız soğudu çünkü. Şunu soracağım, yine müsaade ederseniz. Çok merak ettiğim, sosyal medyada bugün en çok sorulan sorulardan birisi. Bir hanımefendi, bir kardeşimiz stadın önünde geliyor yanınıza. Sayın Başkanım diyor, video çekerken. En büyük Beşiktaş der misiniz diyor. Size diyorsunuz ki böyle, yani demem. Der gibi bir hareket böyle. O videoyu gördünüz mü? Çok böyle sosyal medyada. Arkadaşlar o öyle video... Öyle bir şey de hatırlamıyorum yani ben. Eğer dert oysa söyleyeyim. En büyük Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın başkanının en büyük Beşiktaş demesinde ne gibi bir ızdırap olabilir ki? Söyleyeyim. En bu, büyük Sayın Beşiktaş. Başkanım. Bir izleyebilir miyiz Sayın Başkanım? İzleyelim. Bir izleyelim bakalım. Haziran 2022. Yani o ne diyorsun, anlayamamışımdır yani, ondandır. Maça giriyorum, heyecan var. Öyle bir şey olabilir mi ya? Beşiktaş'ın başkanlığını yapacaksınız. En büyük Beşiktaş demek en çok bana düşer ya. Söylüyorum, rahat etsin hanımefendi, her dert ettiniz. En büyük Beşiktaş. Daha büyüğü yok. Tamam. Bir reklama gidelim Sayın Hadi Başkanım. Sayın Başkanım'ın çayını kahvesini tazeleyelim. Sonrasında yine sorular çok, bakın neler var neler. Daha Rıza Hoca soruları var. Kime oy verecek mesela, bunu soracağız. Oyu kimi olur, kimi işaret eder? Tabii genç transferler, işte bunun içinde Serdar'ı var, bunun içerisinde Emirhan'ı var. Daha nice genç futbolcular var. Sayın Başkanım'ın bundan sonraki planları, yol haritası nedir? Kısa bir reklam arası, sonrasında beraberiz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ile devam ediyoruz programımız sevgili seyirciler. Çok güzel mesajlar alıyoruz sosyal medyada. X'te, eski adıyla Twitter'da Sayın Başkanım, çok güzel mesajlar geliyor. Bilginiz olsun, bilmenizi isterim. Bana kendi şahsi hesabımdan da, hem gazeteci arkadaşlarımızdan da, Beşiktaş muhabiri arkadaşlarımızdan da, ama en önemlisi benim için çok kıymetli, çok değerli
Faik Çetiner, büyük usta, büyük gazeteci, önemli televizyoncu. Geçtiğimiz günlerde bir rahatsızlıkla geçirmişti. Çok çok geçmiş olsun Faik abimize, Faik ustaya. Size de ayrıca selamlarını iletiyor Faik abime buradan. Geçmiş olsun. Yürekten sevgiler, saygılar, İyi hürmetler. İyi olsun inşallah. Ondan öğreneceğimiz çok şey var, daha onu da evet. söyleyelim. Sayın Başkanım, yine devam edeceğim. Şöyle devam edeceğim. Çok soru var. O kadar çok soru var ki. Hani Ramos'u, Talişka'sı, aklınıza ne geliyorsa. Ramos ve Talişka'yı almadığınız için pişman mısınız? Eğer Ramos ve Talişka gelseydi bugün kongreye gider miydiniz? Okey. Şimdi tabii gerçekleri biraz da aydınlatalım. Talişka ile ilgili ben kulübüyle biz temas ettik. Almayı çok istedik. Ancak kulübü bize şöyle bir ifade bulundu. Benim oyuncumu ayartıyorsunuz. Bizim bu oyuncumuzu satmak diye, vermek diye bir niyetimiz yok. Bu yaptığınız yanlış diye bize bir mesaj geldi. Şimdi bu şartlar altında Beşiktaş kulübüsünüz. Karşıdaki kulübün oyuncusunu vermek gibi bir niyeti olmadığını ve oyuncusunu ayartmak gibi bir durumla bizi suçlaması bizi daha dikkatli olmaya sevk etti. Dolayısıyla bunu yapamadım. Yapabilseydim, gerçekten kulübü verseydi bugün Talişka'yı ben buraya alıp getirmiş olacaktım. Hı hı. Şimdi Ramos olayına gelince... Özür dilerim, Ramos'a gelmeden önce. Evet. Talişka istedi mi Beşiktaş'a gelmeyi? Şenol Hoca çünkü dedi ki biz görüştük, kendisi gelmek istiyor. Hocam demişti. Görüşmüş, böyle bir şey olmuş ama biz böyle bir şey konuşamayız. Ama Talişka dedi ki sonra hayır benim bir görüşmem olmadı. Yani ona ben bir şey söyleyemem. Sonuçta Şenol Hoca görüştün diyorsa görüşmüştür. Hı hı. Talişka o açıklamayı zaten yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Doğrusu da Talişka için odur. Ama Şenol Hoca da bunu konuşturmuyorsa konuşmuştur. Ancak ben kulüp olarak Talişka ile görüştüğümü söyleyemem. Ama kendi kulübüyle yapmış olduğum görüşmede verilen cevap çok netti. Oyuncumuz bizde, kontratı var. Görüşme yaptığınız ifade ediliyor. Bu bir suçtur, doğru bir şey değildir dendi. Biz de hayır, kendisiyle bir görüşme yapmadık. Sizden müsaade istiyoruz. Hayır dediler, konuyu kapattılar. Şimdi Talişka buradan giderken nasıl gitti irdelemek lazım. O zaman sahip çıkamıyorsanız, adamla bir kontrat yapıyorsanız buradan opsiyon alıyorsunuz. Öbür tarafta Talişka ile bir kontratınız yok. Bir topal ördek, böyle bir opsiyonla futbolcu olmaz. Bunlar hı hı. o günkü bizim hatalarımız. Şimdi gelelim Ramos konusuna. Geçebilir miyim Ramos'a? Lütfen. Tamam, lütfen, Talişka netleşti. Lütfen, lütfen. Şimdi Ramos konusu Serhan Çetinsaya kardeşimizin ısrarla buraya getirmek istediği bir oyuncu. Saygı duyuyorum. Beşiktaş'ta geleceği de var. İyi bir çocuk, hırslı bir çocuk. Ama genç bir kardeşim ve benim de ona abilik ve başkanlık yapmak gibi bir misyonum var. Sonuç itibariyle kendisine bana verdiği rakamları tekrar söylüyorum. 10 milyon maaş yıllık euro, 1 milyon imza parası bir kereye mahsus ve 2,5 milyon euro abisine, hı hı. 500 milyon euro da menajerine şeklinde bana bir geldi. Şimdi ben de buna dedim ki, sevgili Serhan kardeşim, Serhan'cığım dedim, bu iş bizi aşar. Yani bu rakamlar bizim yapabileceğimiz şeyler değil. Zaten bizim TFF'de limitlerimiz var. Bu limitlerimiz dışına çıkamayız. Ancak sen, ben buna sponsor bulurum diyor. Bulabiliyorsan ben 4 milyon euroya kadar maaşını vereyim. Menajerlik parasını da %10 neyse 5 verelim. Onun dışında bizim kulüpten yapabileceğimiz başka bir kontrat söz konusu olamaz. Sen eğer bulabiliyorsan bir sponsor bul ve imzala, ben sana o yetkiyi veriyorum dedim. Sonuç itibariyle ben 14,5 milyon euro çarpı 166 vergisiyle 22,5 milyon euro yıllık, 2 yıllık bir kontrat, 45 milyon euro. Beşiktaş'ın ne limitleri buna müsait, ne finansman akışı buna müsait. Bu oyuncuyu getirirsiniz, bu maaşları ödeyemediğiniz takdirde birkaç ay sonra bu oyuncu bir sürü haklarını ve kontratlarıyla Beşiktaş'ın üzerine gelip bu paraları tahsil eder. Bizim görevimiz bunları da görebilmek. Başkanlığın görevi bunun dağın arkasında görebilmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla Serhan'ın mücadelesine saygı duyuyorum. Ama bir sponsor bulunamamak durumunda bu sporcunun, futbolcunun Beşiktaş'a getirilmesini ben kabul edemezdim. Zaten buna imkanımız da yok. Getirsek, TFF'nin önüne koysak limit yok. Olmayacak şeyleri burada konuşmak istemiyorum. Ama Sayın Başkanım, bir araya girmek istiyorum. Ben sizin yönetiminizde olsam derim ki Sayın Başkanım, Onana'yı, Amarte'yi, Bailey'i alacağımıza, Rebic'i alacağımıza, 4 tane alacağımıza bir tane sağlam bir transfer yapalım, Ramos'u alalım diyebilirdim mesela. Onlara vereceğimiz parayı, mesela Onana için 4,5 milyon eurolardan bahsediliyor. Bakın 4,5 milyon euroyu 5 yılda ödüyorsunuz.
900 bin euro yıllık demektir. Dolayısıyla 900 bin euro yıllıkla 10 milyon euro yıllık arasında fark var. Bu işin matematiği var. Şimdi alt alta topladığınızda başka bir rakamdır ama finansman akışında bunları ödeyebileceğiniz yıllar var. Şimdi bir futbolcuya 5 yılda 4,5 milyon euro bonservis verdiğinizde bunun yıllık maliyeti ise 900 bin eurodur. Ve bunu futbolcunun maaşına eklerseniz bu 2,1 yapar. Anladın mı? Şimdi Amarty diyorsunuz. Amarty'yi Rıza Hoca'ya sorun. Çok iyi futbolcu dedi. Şimdi sonuç itibariyle bizim bir futbolcuyla bu işi görme şansımız yok. Her oyuncumuzun bir yedeği olması lazım. Sonuçta Bakhtiyar'ı Masuaku'nun önüne düşünen bir hocamız var. Efendime söyleyeyim. Onur'u bu taraftakine Rozier'in önüne düşünen biri var. Beli'yi Amarty ve Kole'in yerine yedek düşünen var. Anlatabildim mi? Yani bunlara baktığınız zaman planlama bu şekilde yapıldı. Üç kulvarda gidiyorsunuz bile. Tabii üç kulvarda. Yani sonuç itibariyle bir tane iki tane futbolcu aldığınızda bu süreci taşıyamazsınız. Dolayısıyla her birinin birer tane yediği, sarı kartı, kırmızı kartı, hastalığı, sakatlığı, gittiği maçlar, şunlar, bunlar, milli takımları düşünerek bir kadro planlaması yapmak zorundasınız. Bizim bütçemiz bunlara hitap ediyordu. Ve ben bu futbolcuların kötü olduğunu düşünmüyorum. Rebic'i az evvel size söyledim. Hı hı. Çıkışı da zaten şu anda iyi gidiyor. Öbür tarafta Chamberlain'i kimsenin hafife alacak bir hali yok. Yani pas dağıtışı, verişi. Sonuçta bu futbolcularımızı çöp yapmaya uğraşan sosyal medyadaki arkadaşlarımız ve medyada da arkasına takılıyor. Bunlar hiçbir şekilde benim kabul etmeyeceğim şeylerdir. Ben hocamın kabul ettiği futbolcuların pazarlığını yaparak kendi bütçelerimizle ben bir şey gerçekleştireceğim. Ama Sayın Başkanım, Chamberlain'i tamam hafife almayalım ama kimse de karşılamadı. Yani Arsenal'da forma giymiş, İngiltere'nin 60'ın üstünde milli olmuş oyuncusu kimse de karşılamadı. Yani hani biraz da hafife de alındı gibi sanki. Alındı çünkü bilerek yapıldı bunlar. Bunlar bilerek yapıldı. Hı, anladım. Medya önden bunları bu şekilde sunduğu zaman da insanlar gönülsüz oluyor. Onana'yı kim istedi Sayın Başkanım? Onana'yı hoca istedi. Şenol Hoca istedi. Evet. Peki siz beğeniyor musunuz performansını? Adamı 102 dakika gördük. 2 tane maç, 3 tane maçı çıktı. Yani ama yeterli değil ki. Mi ki? Hayır. Ben o şekilde düşünmüyorum. 23 yaşında bir futbolcuyu sahaya koyar, ısrarla oynatmaya çalışırsan gelişebilir. Ama medya yüzünden, sosyal medya yüzünden futbolcuyu bir kenara park edersen, çekinirsen, oynatmaktan çekinirsen sonuçta da böyle bir sonuçla karşılaşırsın. Açık olacağız artık. Sayın Başkanım, Ciku, Tadic, ikisi de Beşiktaş'ın gündemindeydi. Hocamız istemedi. Ciku'yu da. Evet. Fenerbahçeli Ciku'yu istemedi. Evet, istemedi. Onun yerine Amarty'yi mi istedi? İstemedi hayatım, yani Ciku'yu istemedi. Tadic de istemedi. Bunlar benim istediğim futbolcular değildi. Bunu Burak Hoca'ya da sorabilirsiniz, Ceyhun Bey'e de sorabilirsiniz. Yani ben hoca bunlar da yanlış yaptı demiyorum. Sonuçta hocamızın biz önüne koyduğumuz futbolcular bunlardı. O da daha iyisini de istemiş olabilir. Ama bunun ikisini istemedi. Anlaşmış mıydınız peki Tadic'le? Tadic'le biz neredeyse işin sonuna gelmiştik. Son anda önümüz kesildi. İstenmiyor dendi. Ceyhun Bey'e sorabilirsiniz. Anladım. Halil Dervişoğlu? Ya o bir facia bir şey. Onu geçelim. O faciayı bir anlatsak Sayın Başkanım. Yani. Yalvarıyor, yakarıyor Şenol Hoca'ya babası. Ondan sonra en son dakikada öbür taraftan 5 milyon TL fazla alıyor diye oraya gidiyor. Arttırın fiyatı diyor. Haklı olarak hoca da ben de biz böyle futbolcu istemiyoruz. Bunlar bir transfer çalımı mıdır size göre? Yok. Ne çalım abi? Yani çalım sağda atılır yani. Sonuca bakacaksınız. İnşallah biz daha iyi sonuçlar alacağız. Yani bu kadar gelen futbolcularımızı ta baştan medya ve sosyal medya çöp yapmaya çalıştı. Halen daha biz bunların derdini çekiyoruz. Bu çocukları toparlamaya çalışıyoruz. Anladım. Sayın Başkanım, genç futbolculara bir Serdar Saatçi. Ailesi üzüldü, Beşiktaş üzüldü. Çocuğun babası çok üzüldü ve Braga'da da iyi işler yapıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin çok ciddi anlamda peşinde olduğu yönde iddialar var Serdar'la ilgili. İşte ortada Hasan Bey'in söylediği, işte bu futbolcuları görüyorsunuz, Rıdvanlar, işte Serdar, Emirhan, bu futbolcular bir yönetim hatası diyor ve gidiyor. Elden gidiyor bu futbolcular. Şimdi 40 milyon euro, 50 milyon euro alamazsınız bu adamları diyor Hasan Bey. Sizin bu konudaki görüşleriniz, genç oyuncularla ilgili ne diyeceksiniz? Bakın, bu 3 tane genç oyuncuyu konuşalım. Serdar Saatçi burada kalmamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Serdar. Evet. Elinden gelen her şeyi yaptı. Ben Beşiktaş Başkanı ve yalan konuşmuyorum. Düzgün bir şekilde ifade ediyorum. Serdar Saatçi'nin burada kalması için, bakın Sergen Hocam Serdar Saatçi'den
faydalanamayız. Bize bir faydası olmaz dediği bir oyuncudur. Ben Sergen'in görüşlerine çok önem veriyorum. Buna rağmen ben Serdar Saatçı'nın takımda kalması için çok ısrar ettim. Fakat ailesi ve kendisi bizi yedi bitirdi. Bakın yedi bitirdi. Durmak istemiyor. Şimdi Rıdvan'a gelelim. Özel bir durumu var. Adam dedi ki ben başkanım Türkiye'de kaldığım müddetçe çevre baskısı ve aile baskısıyla bir yaşam kuramıyorum. Bana müsaade edin gelişemiyorum ben gideyim dedi. Rıdvan. Evet. Geldi elimi öptü. Ne olur yalvarıyorum size beni gönderin dedi. Bir tane daha vardı. Niye diyor tekisi? Emirhan. Emirhan bambaşka bir case. Burada kalması için babasını istiyorum. Babası gelmiyor. Emirhan'a söylüyorum. Babamla konuşacak bir şeyiniz yok diyor. Biz diyor gitmek istiyoruz. Futbolcu diyor. Söylüyor bunu. Evet. Şimdi bunları ben konuştuğum zaman bu genç futbolcuları kötülemiş oluyorum. İyi ama artık ben de konuşayım değil mi? Konuşayım artık tabii yani. Sayın Başkanım yani. Şimdi Serdar Saatçı'ya Sayın Hasan Arat... Konuşmayınca durum ortada. Ortada yani ama yani ben nasıl söyleyeyim bunu, nasıl anlatayım seçim şimdi? Seçim vaadi olarak şimdi ben de, tersine çeviriyor. Ben de Hasan Arat Beyefendi'ye söylüyorum. 40 milyon euro edermiş bu oyuncu. 30 milyon euroya satsın, ben bu futbolcuyu ona geri getireceğim. Bedava hediye edeceğim. Hangisini? Emirhan Serdar Saatçı. Serdar Saatçı. Evet. Hemen. Hemen şimdi çıkacak diyecek ki 30 milyon ben buraya veriyorum. Koyacak senetini, sepetini kefilleriyle beraber. Ya böyle atmayla, sallamayla bu işler olmaz. 40 milyon euroya Serdar Saatçı değeri varmış, piyasa değeri varmış. Varsa ben de diyorum ki doğru olabilir bu. Ben o fiyatı buraya 30 milyon, 40'a değil 30'a taahhüt etsin. Kefaletini, senetini birileriyle koysun buraya. Ben de kendisine bu futbolcuyu getirmeyi taahhüt ediyorum. Bu kadar basit. Bunu yapacak ama. Artık sallama dönemi bitti. Bu işleri bitirelim. Sayın Başkanım, rakipleriniz Galatasaray ve Fenerbahçe makası bayağı bir açtılar. Pahalı transferler yaptılar çok ciddi anlamda. Bu sizin işinizi zorlaştırdı mı? E tabii. Çünkü kamuoyunda biz pahalı futbolcu alamıyoruz, ucuz futbolcu alıyoruz algısı yaratıldı. Evet doğru. Benim limitim buydu. Ama doğru. Ben bu limiti sonuna kadar kullandım. Sonuna kadar limitimi kullandım. Kalan bir limit yok. Galatasaray'ın limitleri yüksek. Veya onlar o limitlerin üzerine çıktıysa başka türlü çıktılar. Mal sattılar, mülk sattılar. Ben Beşiktaş'ın biz bugüne kadar geldiğimizden beri ne malını sattık ne mülkünü sattık. Hiçbir şey yapmadık. Beşiktaş'ın malı mülkü orada duruyor. Ama öbür tarafta başkaları bir şey satıp da bunları futbolculara açıktan doyalayı bilmem ne veriyorsa ben buralarını bilemem. Ama başkanım taraftar puan tablosuna bakar. Müzeye bakar. Yani bakar da ama mala mülke bakmıyor ki. Ama ben şimdi bundan sonra taraftar olacağım onlar gibi bakacağım. Haklılar. Şimdi ben de bir Beşiktaşlı olarak sahada Onana'yı göreceğimi Şimanski'yi görmek isterim. Evet. Yani... Evet. Bu çok başka. Evet. Tadiç'i görmek isterim. Evet. Rebiç'i göreceğime Tadiç'i görmek isterim. Evet. Gibi. Evet. O zaman parayı bulacağız. Hep beraber bulacağız. Tam paradan anlamam Sayın Başkanım. İşte bakın şimdi ben de şimdi bu koltuğa oturduğunuz zaman Erdem'ciğim şey farklı. Tablo farklı. Bu tarafa geçtiğinde farklı. Şimdi ben de buradan bu tarafa geçeceğim. Aynı seni gibi düşüneceğim. Taraftar gibi düşüneceğim. Ama taraftar da sizi bunun için seçiyor Sayın Başkanım. Diyor ki Ahmet Nur Çebi getirir. Evet Ahmet Nur Çebi getirir. Beşiktaş başkanı getirir. Ben öyle gelmedim buraya. Anladım. Ben gelirken o şartlarda buraya gelmedim. Ben gelirken kulübün mali durumu ortadaydı. Mali durumu ortadaydı. Ben bu şartlarda bu kulübü, bakın Fikret Orman'ın teşekkür etmesi lazım. Bu kulübü eğer ben gelip bu halde toparlayıp getirmemiş olsaydım, bugün bu kulübü kayyuma gönderen başkan olarak tarihe geçerdi. Onun için... Çok büyük sıkıntılar yaşanır mıydı? Tabii ki çok büyük sıkıntılar yaşanırdı. Ya biri gelecekti, benim yaptığımı yapacaktı. Benim yaptığımı yapmayan birisi geldiği takdirde de Beşiktaş çok zor durumda kalırdı. Ve en son giden başkan da olduğu için de bu hesap ona kesilirdi. Evet, Sayın Başkanım, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu, Sayın Ali Koç'u dava etti. Bu konuda bilginiz vardır. Sayın Ali Koç'un bir ifadesi oldu divan kurulunda, işte omurgasız. İşte ne bileyim karakteri zayıf dedikten sonra Sayın Ahmet İbanoğlu 15 gün sonra bir dava açtı. Bu konu hakkında bir spor adamı olarak, bir başkan olarak görüşünüz nedir? Vallahi o kulüp benim dışımda bir kulüp. Dolayısıyla onların TFF olan ilişkileri... MHK'ye güveniyor musunuz? Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Yani art niyetli olduklarını söylemek anlamında bunu söylemiyorum. Başarabilecekleri konusunda güvenim yok. Hayır şunu söylüyorum. Bir Merkez Hakem Komitesi Başkanı mevcut bir başkana dava açar mı? Yani Ali Bey'e bunu yapan yarın size de yapabilir gibi.
ben girmek istemiyorum. Güvenmiyorsunuz. Kendi aralarında kur. Ha, güven konusu soruyorsan ben başarılı olacaklarını ve bu kafayla bu işi çözeceklerine inanmıyorum. Yabancı hakem ister misiniz? Ben söyleden bunu ilk söyleyen benim. Bu hakemler gitsin, yenileri gelsin diyen benim. Bugün şimdi onlar kabul görüyor. Yani bunu benim her söylediğim şey bir sene, iki sene sonra ortaya koyuyor. Yabancı hakem dedim, kızdılar, güldüler, çağırdılar. Ya hiçbir şey yapmıyorsun, bari var hakemlerini yabancı getirin. Getirin yani, birileri bir şey görüyorsa doğru dürüst görsün, yapsın. Yazık günah, Beşiktaş'ın bir sürü puanlarını yediler. VAR kayıtları sürekli olarak açıklanmalı mı? Açıklanmalı tabii, neyi saklıyorsunuz ki? Saklanan ne orada? Konuşmalar bile koyulmalı ortaya. Nedir yani, biz şu anda kamuya mal olmuş insanlarız. Siz burada medyadasınız, ben de Beşiktaş'ın başkanıyım. Bizim konuşmalarımızda neyi saklı olabilir ki Ertem Bey? Evet. Hiçbir tanesi olmaması lazım. Dolayısıyla neyi saklıyorsunuz orada? Niye açıklanmıyor? Sonra bir tanesi istediği bir tanesini açıklıyorsun, sonra benimkileri açıklamıyorsun. Al sana ikilik. Böyle bir şey olmaz. Yani sonuçta TFF bu şekilde bu işi götüremez. Sayın Başkanım, Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması, Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş kadınlar mücadelesi, özür dilerim, iki gün önce. Ben normalde burada hani objektif olmam lazım ama bu konuda objektif olamıyorum. Beşiktaşlıyım ama hayretler içerisinde kaldım. Sizde bu hayretler içerisinde kalma durumu oldu mu Fenerbahçe Beşiktaş maçını izlerken? Hanımefendi bir hakemimizin yönettiği maçta işte kafayla kalecinin elindeki topa müdahalesi, offside değil, alakası yok, offside verilmesi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Hakem nasıl yönetti sizce? Ya, kötü yönetti. İşte aynı şey. Ha kadın hakem, erkek hakem. Bir şey fark etmez ki hakem. Sonuçta mevcut hakemlerin başarısızlığı ortada. Bunların her bir şekilde bu TFF tarafından çözülmesi lazım. Bakın bu işin tek bir çözüm var. MHK'nin kesinlikle başkanı ve kurulunun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçiminde ayrı bir pusulayla seçilmesi lazım. Bağımsız olması lazım. Hatta mümkünse kurulların tamamının bağımsız olması lazım. Yani TFF başkanını sadece Türk futbolunu dizayn eden ve onun gelirlerini sağlayan, altyapısını sağlayan bir kurum olması lazım. Tahkim kurulu da ayrı çalışması lazım. Disiplin kurulunun ayrı çalışması lazım. Etik kurulunun ayrı çalışması lazım. Ayrı seçilmesi de lazım. Seçimlerin ayrı olması lazım. TFF başkanı geldiğinde seni buraya atadım tahkime, seni atadım disiplin kuruluna, seni atadım MHK'nin başına diyebilme yetkisi elinde olmaması lazım. Sayın Başkanım, 4,5 yıldır başkansınız. 4. 4 yıldır, 4 yıldır başkansınız. Kaç MHK başkanı gördünüz biliyor musunuz? 8. 6-7 tane oldu. 8. 8 oldu mu? 8 tane başkan gördünüz. Yani bu normal mi? Zaten TFF'nin bulduğu, her TFF başkanının bulduğu çözüm bu. Al yerine birini ata, al yerine birini ata. Hani hocaları gönderen başkanlar gibi. Sanki suçlu hep hocalar. Sanki suçlu hep hakemler. Alıyorsunuz onu, siz orada oturmaya devam ediyorsunuz. Ya bir evvelkini getiren sensin. Hiç onunla ilgili sorumluluğun yok mu yani? Yaptı etti gitti bitti mi oldu? Yandı bitti kül oldu. Sayın Başkanım, yine bu soruyu sormak zorundayım. Rıza Hoca'yı göreve getirdiniz. Bir bakıma Hasan Bey ile Serdal Bey'in önünü bu konuda kesmiş olmadınız mı? Niçin? Rıza Hoca'nın göreve gelmesiyle beraber. Yani Rıza Hoca'nın kontratında çıkış maddesi var. Gelen başkan isterse vedalaşabilir. Sizce devam etmeliler mi? Ederler mi? Takdir onların, bir şey söyleyeyim. Ben şu anda memnun hocamdan. Bir sıkıntım yok. Bu arada Rıza Hoca yabancı hakeme gerek yok dedi. Bizim olabilir. Abdurrahman Sezgi olmuştu. Olabilir, o da bir insan. Hı-hı. O da bir insan, olabilir. Yabancı hakeme ihtiyaç yok. Yabancı antrenöre ihtiyaç yok. Yabancı futbolcuya ihtiyaç yok. Bakarsanız herkesin kendine göre bir fikri oluşur. Başkanım, sizi yine klip konusunda arkadaşlarım uyarıyorlar, bir kere daha izleyelim diye, çünkü telefon yağıyor diyorlar. Hani böyle normalde eskiden söylerlerdi ya, telefon yağıyor, telefon yağıyor. Gerçekten sosyal medya yıkılıyor. Klibi bir kez daha izleyelim mi? Müsaadenizle bir daha bir izleyelim bakalım. Rica edeceğim arkadaşlarım da. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, teşekkür gerçekten ederim, sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz. Sizi de çok seviyoruz, onu da söyleyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de. Ben de herkesi seviyorum. Beşiktaş'a zarar verenler hariç. Onun dışında herkesi seviyorum. Sayın Başkanım, Sayın Emre Koca daha gördük az önce ki Beşiktaş yönetiminde çok değerli isimler var. Benim de çok takdir ettim. Onlar da ailelerini, evlerini, yurtlarını unuttular. İşte Ömer Karabacak Bey, Ediz Bey, çok değerli isimler var yönetiminizde. Ama ben bu isimleri birebir biliyorum. Her deplasman, her yerde sizinle beraberlerdi. Çok da mücadele ettiler ama Emre Koca da beyefendi neden
başkanlıktan vazgeçti. Sizin desteklediğinizi biliyorum ama doğru mu değil mi ya da yanlış bir bilgi mi? Ben tabii ki Emre'yi destekledim. Çünkü Emre ile bir yol arkadaşlığım var. Ama sonuç itibariyle bu karar kendi kararıdır. Yola çıkarken beraber konuştuk. Çıkabileceğini, benim de yanında olacağını söyledim. Ama bir abi olarak da kendisine çok dikkatli bir karar vermesini, çünkü kendi hayatı olduğunu bunu söylemek zorundayım. Yani zor bir süreç seçim. Seçimi aldıktan sonrası zor bir süreç. Bence Emre'nin bu dönem girmese dahi bundan sonra Beşiktaş her zaman için başkan adayı olarak gündemde olacağını düşünüyorum. İyi bir Beşiktaşlıdır. Onu da mı yıpratırlardı? Bu dönem biraz onun için çok zor olabilirdi. Onu derken Emre Bey, bence çok açık bir şey söyleyeyim. Emre'nin 1,5 sene sonra bu kulüpte gelip başkanlık yapabileceğini ve kazanacağını ben tahmin ediyorum, inanıyorum yani. Sayın Başkanım, şimdi herkes şunu merak ediyor. Sayın Başkan'ın oyu ne tarafa? 3 Aralık'ta oy kime? Hasan Bey'e mi, Serdal Bey'e mi? Ben böyle bir açıklamayı burada yapmayı uygun görmüyorum. Her iki başkan da yarın bir tanesi koltuğa oturacak. Ve ikisinden biri de benim başkanım olacak. Ve ben onlara her bir şekilde saygı ve hürmet göstermek zorundayım. Sadece eşime ve birkaç tane eşime, dostuma sorarsalar kime oy vereceğini söylerim. Sayın Başkan, yine şu da önemli. Çok çok soru geliyor, inanılmaz sorular geliyor. Ama benim aradan hangisini seçeceğimi de artık bilmiyorum. O kadar çok soru var ki böyle. İşte yarın bir gün hala soranlar var. Federasyon başkanı olacak mı? Hayır dedi Sayın Başkan. Ama burada esas sorulardan bir tanesi de Gazprom'la ilgili ve Beko ile ilgili. Onlarla neden anlaşma oldu, olmadı diye sizin bu konuda Koç grubu, Koç grubu Beko yerine Tüpraş'ı tercih etti. Gazprom'la bir iki görüşmemiz oldu. Maalesef Rusya ve Ukrayna'da oluşan olaylar, gelişmeler o konunun önünü tıkamıştır. Anladım. Weghorst ve Sais, Şenol Hoca'nın antrenmanını eleştirmişlerdi. Futbolcularla arası bu kadar iyi olan başkana benzer bir şikayette bulunan oyuncu oldu mu? Yani futbolcular gelip size şikayette bulundu mu? Hayır, benim futbolcu öyle bir ilişkim olmadı. Olmasına da müsaade etmem. Çünkü Burak Hoca da eleştirdi Şenol Hoca'yı, biliyorsunuz, üslup konusunda özellikle. Şimdi burası koca bir camia Ertem'ciğim. Dolayısıyla insanlar birbirini tabii ki fikirleriyle, tarzlarıyla eleştirebilirler. Mühim olan benim onlara mesafeli olmam. Gerekli şekilde yönetebilmem gerekir. Yoksa o hatalı, bu doğru demek benim, ben hakim savcı değilim. Benim görevim burayı yürütmek, adalet dağıtmak değil. Hangisi haklı, hangisi haksız konusunda. Sayın Başkanım, 1959 öncesi şampiyonluklar için ne düşünüyorsunuz? Yani verilmeli mi? Fenerbahçe bu davasında haklı mı? Yani herkes kendine göre haklı olabilir. Sizin bir talebiniz var mı? Çıkacak karara saygı duyarım. Ama yeter ki sağlıklı karar versinler. Sağlıklı olan karar hangisi? Onu ben şu anda söylemek istemiyorum. Kararı kim veriyorsa sağlıklı versin. Onu temenni ederim sadece. Anladım. Eklemek istediğiniz Sayın Başkanım, sizin... Evet, şimdi müsaade ederseniz benim... Lütfen buyurun, buyurun Sayın Başkanım. Benim de söylemek istediğim, eklemek istediğim birkaç bir şey var. Önce buraya gelme nedenim Sayın Fikret Orman'ın seviyesiz, haddini bilmeyen konuşmalarına cevap vermekti. Özellikle birçoğunu bu aradaki şeylerde cevaplama şansı bulabildim ama müsaade ederseniz lütfen, sonunda lütfen bir toparlamak başkanım istiyorum. Şimdi bakın, onunla yürüttüğümüz bir süreç içerisinde ben Dembaba'yı gidip pazarlığını yapıp buraya getirmeye çalışan, onunla konuşan, tabii ki başkanın da onayıyla yürüyen bir futbol şube başkanlığı yaptım. Özellikle vurgulamak istiyorum. Dembaba'dan vazgeçelim abi, Mitroğlu'nu alalım dediği zaman ben onun evinden süratle çıktım ve arkadan geldi, peki abi Dembaba'ya devam edelim dedi. Şimdi Atınç'ın satışında çocuğu ikna edebilmek için saatlerce, günlerce uğraştım.
Ersan Adem Gülüm'ün 3-4 milyon yerine 7-7,5 milyona satılması için restoranda bir öğlen yemeğinde Fikret Orman'da yine yan yana mücadele ettik. Bir de önemli bir konuda şu var. Cenk Tosun'un satışı biliyorsunuz o tarihlerde çok yüksek bir meblağla satılmıştı. Kendisi Güney Afrika'ya gidiyordu. Bana abi bu işi sen getir dedi. Biz pazarlık ettik bilmem ne. 13, 14'e, 15'e herkes razıyken biz bu pazarlığı 22 milyon euroya kadar taşıdık. Taşıdık. Evet. Ve daha sonra da ben bu süreci getirirken özellikle Sayın Umut Güner'in Ali Naibi'ye bir başka menajere vekaletname verilmesi ilgili verdiği talimata da çok direnç gösterdiğim için bu zat tarafından da biraz antipatiyle karşılaştım yani karşılandım. Ve daha sonra Fikret Orman Bey geldi. Abi atmayalım imzayı dedi. İngiltere'ye gitti. Üzerine 2 milyon euro da alınmayacak bonusları koyarak sanki pazarlığı o bitirmiş gibi bir hava yarattı. Bu bunun tarzıydı. Bunu kamuoyunun bilmesini istiyorum. Ayrıca nasıl bir kişiyle ben çalıştığımı anladığımda bunu kamuoyuyla paylaşmak zorundayım. Bakın şimdi Umut Güner Ümraniye'de şahsıma hakaret ve küfür ediyor. O da orada duruyor. Hiçbir şey söylemiyor. Kim duruyor Sayın Başkanım? Fikret Orman. Daha sonra ben bunu gündeme getirdiğimde abi bunlar cahil işte bunlar öyle böyle işte kapat konuyu falan filan şey. Hiçbir şekilde bize sahip çıkmadı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu Allah gani beni rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir otopark konusu var. Otoparkı biz diyoruz ki burada inşaatlar yapılıyor. Bu araç sayısını kimin ne kadar isteyeceği belli değil. Dolayısıyla burayı biz bunlara bir kontratla veremeyiz. Ama istiyorsan kontratsız verelim. Ne zaman inşaatlar biter, dağıtım yapılır. Ondan sonra geri kalır kontrat yaparız diyor. Tamam başkanım diyor. Ben de o sırada icra kurulu başkanıyım. Ve arkasından da aradan bir hafta geçiyor. Benim yanımda bir arkadaşıma icra kurulunda bir evrak imzalatıyor. Diyorum ki bu ne? İşte otopark sözleşmesi. Şu kadar yıllık bu kadar. Ya sevgili Şafak biz bunu böyle konuşmadık mı seninle? Bu sözleşme yapılmayacak. Ta ki bu binalar, yerler, inşaatlar bitince girecek dükkan sahipleri ne kadar araç isteyeceğini bilemeden bunu yapmayalım. Demedik mi? Konuştuk ama ben başkanla konuştum. İyi de benle de böyle konuşsaydım. Bana söyleseydim bunu. Benim bir tane başkanım ama vardı. Rahmetli oldu Sayın Başkan. Ama bak bunu kötü niyetle söylemiyorum yani... ben. Bak yaşadığımı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kötü niyetle söylemiyorum. Bunların içerisinde en temiz, en namuslu kardeşimdi benim. Allah çok çok düzgün bir insanı. Ben de tabii, çok severdim. Tabii çok hareketli. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet, yakın yani, da sabırlar. Kötü niyetle bunu söylemiyorum. Sonra kapıyı vurup çıktı sinirlenerek. Daha sonra ben bunu Fikret Bey'le konuştuğum zaman Fikret Bey dedi ki ya abi dedi işte cahildir, çocuktur, şudur budur, idare et. Yani bir şey anlatmaya çalışıyorum. Burada konu bu arkadaşlar değil. Sonra Ahmet Kavalcı'yı yönetime almıyor. Diyorum ki ya nasıl almıyorsun bunu yönetime? Bu çocukla sen konuştun ettin. Abi sen karışma. Sen benim yanımda otururken millet bana hakaret ederken benim yanımda değildi. Ben bunu almayacağım diyor. Daha sonra Ahmet Kavalcı'ya haber gönderiyor. Diyor ki seni Ahmet abi aldırmadı listeye. Mete Vardır'ı futbol şubesinden alıyor görevden. Daha sonra teyzesinin oğlunu gönderiyor Mete Vardır'a. Ahmet Nurçebi seni görevden Bodrum'a aldı diye. Mete Vardır'a Bodrum'a değil İstanbul'daki yanında. Yani sonra bir Atıf Keçici diye bir gazeteci abimiz var. Evet. Allah uzun ömürler versin. Evet. Şimdi bu arkadaşımıza... İşe alma olayı değil mi? Şimdi bakın. Bu arkadaş sürekli demir konusunda beni ve ailemi yıpratmaya çalıştı. Ben bunu Sayın Fikret Orman'a söyledim. Dedi ki abi artık dedi haddini aştı. Getir dedi imzalığını disiplin kuruluna gönderelim. İlk imzayı ben açacağım. Biz de gönderdik disiplin kuruluna. Daha sonra disiplin kuruluna haber gönderiyor. Diyor ki ya ben bunu Ahmet abiye işte rahatlatmak için yaptım. Atıf abi ceza vermeyin. Şimdi tüm bunları alt alta topladığınız zaman asıl kumpas, asıl komplo küme yapılmış. Bunları onun için anlatmak zorunda kaldım. Yani böyle bir durum söz konusu. Şimdi bir de orada Süleyman Seba rahmetliyle Mesut Arda rahmetli abimizle benim Süleyman Seba ile bir sohbetim olduğunda bunu ifade ettim. Dedim ki ya bana benzetiyorlar seni, benziyorsun ama sen de inşallah sonu benim gibi olmaz. Şimdi Sayın Fikret Orman buna diyor ki iki kere görmüş onu bu palavrayı niye atıyor diyor. Şimdi ölmüş iki tane rahmetli büyüğümüz var orada. Ben böyle bir şeye niye ihtiyaç duyayım? Buna niye sebep vereyim? Bir defa benim karakterimi herkes bilir.
Ben de ona şunu söylüyorum. Sen yıllar boyunca Süleyman Seba'ya şoförlük yaptığını, kapısında beklediğini ifade ettiğini, insanlar bunun bir yalan olduğunu söylediklerini, ben seni yüzüne vurmadım ki sen bunu yapıyorsun. Bunu da burada söylemek zorundayım. Bir de çok kötü bir ifade var. Üçüncü sınıf ikinci adammışım ben. Yıllarca üçüncü sınıf ikinci adamı niye ikinci adamın olarak üç kere seçime soktun yanında? Böyle bir şey olabilir mi? Bir defa ben eğer üçüncü sınıf ikinci adamsam, sen de o zaman üçüncü sınıf birinci adamsın benimle çalıştığın için. Çünkü liste yapan sensin. Vedalaşabilirsin. Bir defa bir önce üçüncü sınıf ikinci adam olabilmek için önce adam olmak lazım. Adam olabilmek için önce insan olmak lazım. İnsan olabilmek için önce utanma duygun ve ar damarın olacak. Bunlardan yoksun bir kişinin beni bu şekilde aşağılayıcı ve itibarımı düşürücü çok ifade ağır kullanmasını... Ha? Çok ağır olmuyor mu? Evet. Onunki ağır değil mi? Üçüncü sınıf ikinci adamdı diyor. Ağır, çok ağır. Evet. Kusura bakmayın. Eğer sen bunu böyle yapıyorsan o zaman bunun cevabını bu şekilde benden alırsın. Dolayısıyla başka benim ekleyebileceğim de bir şey yok. Sayın Başkanım. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bir de kolum kırılmış. Beşiktaş başlarını güçlü olurmuş. Covid'miş, ağlıyormuşum. Evet, o kol kırıklığı yani, meselesi. Şimdi bu şöyle keşke söylenmiş. Kol kırılsa yen içinde kalsa derler ya böyle hani. Bu şöyle söylenmiş bir şey sevgili Ertan. Camiaya yansımasa. Bu birileri kalkıp da ya yoksun ortada çalışmıyorsun dediği zaman onlara cevaben söylenmiş bir şey bu. Acındırmak için değil. Biz en zor günde 4 Covid geçirdik, buradaydık. Kolumuz kırıldı, buradaydık. Acındırmayla ilgili değil. Görevimizin başında biz her zaman olduk anlamında söylenmiş bir ifade. Ve bunu kullanırken, bu ifadeyi yaparken yüz hatlarını bilmiyorum. Medyacısını seyredip böyle dalga geçerek, aşağılayarak hareket ediyor. Ya kardeşim sen şovmen misin? Artist misin sen? Film, Beşiktaş'la ilgili film çevirmiş. Gayet güzel, sen git o zaman film çevirmeye devam et. Bu tarz ve bu tavır, sen Hollywood'da da Yeşilyurt'ta da kendine yer bulabilirsin Sayın Fikret Orman. Buradan da kendisine söylüyorum. Ve de özellikle de şunu söylemek istiyorum. 5 katı bana cevap verecekmiş. Kendisine Arsène Lupin diyen Mahmut Uslu'ya 5 kat değil 1 kat daha cevap veremeyip bana abi benim yerime cevap verir misin bu adama demiştir. Ve ben kendisine cevap verdiğim için Mahmut Uslu'ya da bana attı burada mesajlar duruyor. Gerçek abi diye. Şimdi kalkıp da bunları abi dediğin adama bir televizyon programına çıkarak bunları söylemek çok ayıp. Çok ayıp etti. Dolayısıyla kendisine bu cevapları da maalesef bu şekilde vermek zorunda kaldım kamuoyu önünde. Çünkü kamuoyu önünde bunları konuşmuş olmasının karşılığı burada verilmesini gerektiriyordu. Bütün herkesin huzurunda evet böyle bir konuşma yaptığım için de camiamdan özür diliyorum. Kendisini de bu yaptığı konuşmadan dolayı hiçbir zaman affetmeyeceğimi buradan da beyan etmek istiyorum. Yarın bir gün kucaklaşmayacak mısınız Sayın Başkan? Yok, bizim o bir hesaplaşmamız olacak. O dedim o bir... Bu üç oldu ama bunu söylemeniz hesaplaşmamız olacak. Olacak abi, onu o biliyor. Onu hala anlatmayacak mısınız Sayın yok. Başkan? O benim özelim onu. Onu biz onunla göreceğiz. Oturacağız. Karşılıklı göreceğiz onu. Oturacak mısınız? Tabii. Oturacağız ama kucaklaşmayacağız. Bana yaptığı haksızlıkların, adaletsizliklerin, iki yüzlülüğün hesabını umarım öbür tarafta verir. Benim başka ekleyeceğim bir şey yok. Size sormak istediğim bir şey var mı? Şu var Sayın Başkanım. Son olarak ben bir Beşiktaşlıyım. Hiçbir zaman da bunu başkaları gibi mikrofonu takmadan önce söylüyorum evet ama taktıktan sonra da beni herkes bilen bilir. Hani abdestinden şüphesi olmayanın namazından hiç olmaz derler ya. Evet. Ben her zaman tarafsız, objektif, ilkeliyim. Ekranı dörde bölerim. Dört büyüğe öncelikli olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'a bölerim. Beni 4 yaşında, 14 yaşında, 24 yaşında, 34 yaşında izleyen de var. Çocuklar var. Fenerbahçeli formalı, Galatasaraylı, Trabzonlu, Beşiktaşlı. Ama bir Beşiktaşlı olarak içim yanıyor, içim acıyor. Neden diyeceksiniz? Benim Süleyman Seba'm küfürlerle gitti. Benim Serdar Bilgil'im küfürlerle gitti. Benim Yıldırım Demirören'im küfürlerle gitti. Benim Fikret Orman'ım küfürlerle gitti. Benim Ahmet Nurşebim, özür dileyerek söylüyorum, küfürlerle gidiyor. Yani bu ne zaman bitecek Beşiktaş'ta? Şimdi Sayın Serdal Adalı, Sayın Hasan Arat, affınıza sığınarak söylüyorum, hazırlayın kendinizi mi diyeyim? Onların da bir gün mutlaka görev süresi bitecek.
Onlara bu konuda mesajınız nedir? Yani içiniz yanmıyor mu? İçiniz acımıyor mu? Rahmetli Süleyman Seba'dan Ahmet Nuruçebi'ye kadar hep böyle bir tribünde protesto, baskı. Yani neyi yanlış yapıyor Beşiktaş başkanları? Bakın sevgili Erdem, son bir kere bir şey daha cevaplayayım. Şimdi bir tarihlerde bu işler, bu sosyal medya bu kadar gelişmemişken tribünlerde yönetildi. Siz de bunu şahit oldunuz. Tabii. Yaşadığımız şeyler. Evet. İnkar etmenin, lapları saptırmanın bir anlamı yok. Ben bir de düz konuşurum. Az evvel konuşmalarımı gördünüz. Birine bir şey söyleyeceksem söylerim. Yani esirgemem. Şimdi bir sosyal medya artık bu saatten sonra çok tehlikeli hale gelmiştir. Özellikle bunda yazan, çizen, istifa diyen, herkese, eleştiren herkese saygım sonsuz. Bunu 40 kere söyledim. Ama troll ve bolt hesaplarla bu sosyal medyada yapılanlar, ki az evvel yine bir not geldi. Evet, sosyal medyada millet başlamış. Hepsi yine, değil ama. Hepsi tabii değil. Olsun yani, saldırmaya başlıyor. Bunlar belli adamlar dostum. Yani bunlar belli. Bu arkadaşlar bu şekilde devam ettiği müddetçe bu sosyal medyayla seçim kazanılmaz. Şimdi göreceğiz sandıkta. Sosyal medyada ağırlığı olan arkadaşlar mı kazanacak? Arkadaş mı kazanacak, yoksa kardeşim Beşiktaş'a yıllardır elini ayağını çekmemiş, anlatabildim mi, bir arkadaş mı kazanacak? Bunu şimdi zaman gösterecek. Eğer sosyal medyadaki kazanırsa vay geldi başımıza. Bu yol böyle devam edecek demektir. Şimdi sosyal medyadaki arkadaşlara ben her zaman söyledim. Kardeşim, klavyeyi bırakın oturduğunuz yerden. Eğer benimle bir hesabınız varsa benim karşıma yüzüme gelin. Halen daha bunu yapıyorlarsa, bunu eğer bir bedel karşılığı yapıyorlarsa, bir para karşılığı birilerinin silahşörlüğünü yapıyorlarsa ayıp ediyorlar. Beşiktaşlılık bu değil, bu duruş değil. Önce bundan vazgeçecekler. Beşiktaşlı cesurdur. Çıkacak, gelecek başkanın önüne diyecek ki istifa et başkan, git buradan, istemiyoruz seni. Kalkıp gece yarısı milletin ailesine, çoluğuna, çocuğuna küfür edecek adamlar Beşiktaşlı olamaz. Bunları besleyenler de hiçbir zaman için muvaffak olamayacaklar. Geldikleri gibi giderler. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Türk futboluna, Beşiktaş'a kattıklarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Bir futbol sever olarak, bir televizyon gazetecisi olarak çok teşekkür ederim. Bir kez daha kıymetli hanımefendiye ve size başsağlığı iletiyorum. Çok mesaj teşekkür geldi o konuda da. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Onu da söyleyelim. Amcamıza da çok selamlar, saygılar. Ellerinden öpüyorum kendisini. Çok da İletirim. Severim. Çok teşekkür ediyorum. Her türlü dilekleriniz için camiaya da teşekkür ediyorum. Kızgın değilim. Çünkü çok onurlu bir görev yaptım. Genel kurul üyelerime buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları belki sportif başarılarda yeteri kadar destekleyemedim. Olamadı, başaramamış olabilirim. Ama benim de bir verdiğim emek var. 4 yıl, 4 tane kupayı bir yılda pandemide getirmişiz. Mali durumu düzeltmişiz. Gelen 6 aylık borç bırakmamışız. Önünde birkaç ayını yazacak parayı kasalarına koymuşuz, bırakmışız. Dolayısıyla eleştirinin yanında takdir edilirsek biz de hiç olmazsa biraz olsun yüzümüz güler. Bu sebeple tek bir mesaj vereceğim. Yarın Beşiktaş Başkanı olacak arkadaşımızın arkasında durmalıyız. O seçim bittikten 2 ay sonra sokağa çıkıp da eğer muhalefet edeceksek şimdi aday olmalıyız. Taraftara da rica ediyorum. Haklısınız. Ben de kapıları tekmeliyorum, kızıyorum. Ama takımı sahada destekleyin. Sosyal medyayı da kullanan arkadaşlara hayırlı eleştiriler, güzel eleştiriler için teşekkür ediyorum. Ama küfredenleri de affetmeyeceğimi buradan beğendim. Sayın Başkanım, son sorum. Rahmetli Süleyman Seba bugün hayatta olsaydı ne derdi? Hepinizi toplayıp ne derdi? İkincisi de Süleyman Seba'ya, rahmetli Seba'ya, rahmetli başkana ne kadar benziyorsunuz? Sizce? Tipim benzemiyor. Ama onun yolunu yol edindim. Beşiktaş'ın her bir kuruşu için günlerce pazarlık ettim. Belki hata yaptım, olabilir ama Beşiktaş'ın her kuruşu benim için kıymetliydi. Kötü kullanmadım. Çalmadım, çaldırmadım. Belki o tarafım ona benziyorsa ne mutlu bana. Kendimden gurur duyarım. Bugünleri görseydi ne derdi? Bugünleri görseydi, gördü zaten buna benzer şeyleri rahmetli. Ne dedik? Böyle bir kaos görmedi belki de ama. Evet, bu kadar büyük kaosu zaten hiçbir başkanın gördüğünü de zannetmiyorum. Yani hiçbir Beşiktaş başkanı kendinden evvelkiler tarafından bu kadar
yerden yere vurulmadı. Evet. Maalesef. Üzülürdü herhalde. Herhalde diyecekti ki aklınızı başınıza toplayın. Birlik beraberlik içinde olun. Yaptığınız yakışıyor mu? Tutun el ele. Herhalde abilik yapardı. Süleyman abimizdi. Adı üstünde evet. Abi Süleyman abi. Ben hep onu başkanım kelimesinden daha çok Süleyman abi olarak beynime kazıdım. Allah nur içinde yatırsın. Amin. Hizmetleri amin. Için teşekkür mekanı cennet olsun. Amin. Sağ ol. Bu arada müziğimizi açalım. Sevgili Serkan Dündaroğlu, bir kapanış mesajım var benim. Sayın Başkanıma çok teşekkür ederim ilgisine alakasına. Ben kliple veda edeceğim yine ama benim yerimde Sayın Serdal Adalı ya da Sayın Hasan Arat olsaydı öncelikli olarak bu seçim sürecinde bu masaya, Beyaz Futbol'a, Türkiye'nin en çok izlenen, Türkiye'nin majör programına Beşiktaş'ın mevcut başkanını davet ederdi. Çünkü ilk söz hakkı onundu. Şimdi benim buradan Beşiktaş için mücadeleye hazır olan iki değerli başkan adayımıza bir mesajım var. Buyurunuz, stüdyo sizin, mikrofonlar sizin, bağımsız, ilkeli, objektif bir program için Türkiye'nin en doğru adresi. Dünya televizyonculuğunda dahi bu kadar tarafsız, objektif bir program olmaz. Hiçbir telefon bağlantısı olmaz. Sadece siz, ben soracağım, Sayın Hasan Arat cevap verecek, Sayın Serdal Adalı cevap verecek. Milyonlarca Beşiktaşlı taraftarın önünde sizi Beyaz Futbol'a davet ediyorum. Ne zaman, saat kaçta isterseniz buyurun, Beyaz Futbol sizin. Sevgili seyirciler, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çok 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 teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Tüm Beşiktaş yönetimine çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem Sayın Başkanım affola, kusura bakmayın. 3 saatlik bir yayın. Ben de ettiysem affola. Yani inşallah hak edene gerekeni söylemişim. Onun dışında kimseyi incitmek arzusunda olmadım burada. Her iki başkan adayına da başarılar diliyorum. Geldikleri zaman her hangisi olursa olsun arkasında ve yanında olacağımı seçim bittikten sonra buradan da beyan ediyorum. Evet, incinmeyelim, incitmeyelim. Birbirimizi çok sevelim. Ölümlü dünya, birbirimize sahip çıkalım. Başarılar gelir geçer ama dostluklar bakidir. Sayın Başkanımıza hazırlamış olduğumuz Beyaz Futbol ekibi tarafından hazırlanan, sevgili Batuhan kardeşimin hazırlamış olduğu klibi ekranlarınıza getirerek sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalınız.